Ben ne biçim serserim, ben ne biçim serserim. Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim. Gece sarhoş, gündüz sarhoş. Gece sarhoş, gündüz sarhoş. İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim. İster affet, ister öldü. İster affet, ister öldü. İster ağlat, ister güldür. İster ağlat, ister güldür. Eğer gönlümde açan güldür, dermesini bilemedim, dermesini bilemedim. Yar gönlümde açan güldür, dermesini. İçmesini bilemedim. İster affet, ister öldür. İster affet, ister öldür. İster ağlat, ister güldür. İster ağlat, ister güldür. Yer gönlümde açan güldür. Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim. Yer gönlümde açan güldür, dermesini bilemedim. Yer gönlümde açan güldür. Dermesini, dermesini. Bu akşam çok farklı bir İbo Show izleyeceksiniz. Burası savaş alanına dönebilir. Burası harp meydanına dönebilir. Bu gece olay gecesi, olaylar gecesi, artık yeter. Herkes beni olay haline getirdi, ben bıktım artık. Ben de sizi olay haline getireceğim. Ben de sizlere olaylandıracağım. Olaylarla ilgili ilgilendirdir yok. Olaylarla ilgili alakalandıracağım sizi. Oldu mu la? Cümleyi kuramadım. Sizleri kendi olaylarınızla ilgili kendi kendilerinizi aydınlattırtıracağım size. Bu oldu mu? Uydu. Peki. 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 O zaman Pala Remzi. Madem Segah demişiz, Pala Remzi gidelim bakalım. Bir Pala Remzi diyelim. Evet, evet, evet. Çıktım keklik yavuna, Çavurfa'dan geldim.
aşiretler bir yiğidim eteden. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu şarkının bestecisinin de bu şarkıyı besteleyen Urfalı Allah cezanı verecek. Onun da başı dertte. Bu şarkıyı yazanın da başı dertte. Arif Çelik'in elinden o hani verildi, alındı, tekot, içikot, ayaklar var ya. O şarkı da zorla imzalatılmış, elinden alınmış. Arif Efendi niye açıklamıyorsun? Ben açıklayacağım ama bu gece. Yandı Erol Köse. Allah yandı. Efendim. Anneler günümüze geliyoruz. Biz danalar olarak... Bu günü, bu güzel günü, tüm dünya anneler günü değil mi efendim? Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil herhalde, bütün dünyada. Doğru mu efendim? Mesela Amerika'da daha olmadı. Daha yarın olacak. Saat meselesi. Analarımızın cennet ayağının dibindedir deriz ya. Cennet onların ayağının dibindedir. Hakaret etmediğin zaman, azarlamadığın zaman, bir dediğini iki yapmadığın zaman, dizinin dibinden değil, yüreğinden, gönlünden, ananın yüreğinden, gönlünden kopmadığın zaman, onu üzmediğin zaman, onu insanlığından seni doğurduğu için bezdirmediğin zaman, onu aç bırakmadığın zaman, hastalığında, yaşlılığında yürüyemediği zaman, yalnız bırakmadığın zaman, o nasıl ki seni böyle el bebek, gül bebek büyüttü, yaşlanınca yaşlandı, gözden düştü. Ya anamdan da artık şey geldi ya. Demediğin zaman cennet anaların ayağının altındadır. Eğer bunları yaptırıyorsan cehennemin kapısı sana hayırlı olsun. Ey güzel evlat. Analarımızın ellerinden öpüyorum. Aha böyle. Bu günü kim armağan ettiyse Allah'ım da ondan razı olsun. Ben anamdan razıyam, dilerim ki anam esas benden razı olsun. Anam benden razısa Allah'ın katında ben yerimi sağlam etmişimdir. Eğer anam benden razı değilse Allah'ın selameti başıma ola. Bütün anaların önünde
eğiliyoruz. Allah onların ocağını şen etsin. Ve huzurlarınıza bir yorumcuyu çağırıyorum, gazeteci. Anam söyleyeceğim, merak etme ya. Anam, anneler için o anam şarkısını söyleyeceğim. Aho, Yıldız Silber'in parçası aho. Malamını, limini, malamını, anamını, anamın o ellerinden. Dedi ki o seni anayın. Zannetti ki söyleyecek. Ellerinden öperim. Dedim mami. Efendim. Bekir Hazar. Bazen kalemiyle daha yürekten. Bazen kalemiyle Bekir Hazar yaramazların mezarını kazar. Bazen kalemiyle yaramazların yarasını onlara göre azar. Yaraları azar. Azar azar onlara işkence çektirir Bekir. Çelenk, Ahmet Çelenk nereden çıktı la? Hayır, onu diye çağıracaktım bu gece. Gelmedi, şeyden arayamadım, Almanya'dan. Ben neredeydim? Kıbrıs'ta mıydım? Neredeydim ben? Mustafa abi nasılsın? Bura neresi ya? Ne oldu bana la? Efendim bu akşam bu insanı niye çağırdım? En azından magazini bilen, magazin hakkında doğru adam gibi bir yorum yapan insan olduğu için çağırdım. Onun da yorumlarına ihtiyacımız olacak. Bekir abi hoş geldin. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şöyle alıyorum. Boğazım kurudu, bir damla su verin. Çorumla mı verdiler? Palarım zidediler. Pala bu. Sayın Bekir Hazar. Koltuklarımız nasıl? Çok güzel değil mi? Oo, bu çok. Bunu aldım abi, el koydum bu koltuklara. Özür dilerim, affınıza sığınıyorum. Nereye koy? Ne koyacaksın lan? Kaç tane götürdüm? Hırsız mıyım ben? Bu hoşuma gitti, evime koyacağım. Burada oturup gazete okuyacağım dedikoduları burada. Şöyle, özür dilerim. Tenzih ediyorum efendim. Ayağım çok çukur oldu. Şöyle. Kahvemi getirin. Ne? Kutsi mi? Ne kutsi? Kim kutsi? Neyi kutsi? Şarkıcı kutsi. Neyi kutsayacak bu gece? Yepyeni kasetiyle burada. Evet, yakışıklı bir delikanlı çağırıyorum. Kutsi geliyor. Yarım kalan bir şeyler var, aklımdan hiç çıkmıyorlar. Hataları bende aradın yıllarca ya. Hata senin kanında var. Saçmalayıp duruyorum, bazen kendimden korkuyorum. Arkadaşça soruyorum. Farz et, seninle hiç tanışmadık. Sarılıp da ağlaşmadık. Yastıklara baş koymadık. Sabret. Bak şimdi benden biliyor. Aynı şehirde nefes almak bile bana iyi.
yarım kalan bir şeyler var. Aklımdan hiç çıkmıyorlar. Hataları bende aradın yıllarca ya. Hata senin kanında var. Saçmalayıp duruyorum. Bazen kendimden korkuyorum. Birisi var mı kalbinde, doğru söyle. Arkadaşça soruyorum. Farz et, seninle hiç tanışmadım. Yastıklara baş koymadık. Sabret. Bak şimdi yüzün gülüyor. Bu ayrılık nedenini herkes benden biliyor. Aynı şehirde nefes almak bile bana yetiyor. Şarkılar var. Bu şarkı gibi ne manyak şarkılar var kasette. Benim de ne manyak şarkılar koyduğumu göreceksiniz. Ama reklamlardan sonra efendim. Evet, 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 evet. Ben yırtıla yırtıla doğurdum bunu. Ben yırtıla yırtıla. Elleri göreyim, eller, eller, eller. Sen gidince öksüz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım. Olur olmaz kapı çaldım, aşk aradım, lemeşk aradım. Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım, bulamadım, bulamadım.
Bin günden bu yana hep seni soran sorar. Gittiğin günden bu yana hep seni soran sorana. Bu şehir dar geldi cana, başım alıp dört bir yana. Bu şehir dar geldi cana, başım alıp dört bir yana. Ama kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım. Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım ya. 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 Sen gidince öksüz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım ama bulamadım, bulamadım, bulamadım ya. Bulamadım, bulamadım, bulamadım ya. Bulamadım. Bulan var mı? Bulan. Bulan var mı? Hayatta yaramazlar olduğu sürece kesinlikle bulmanız mümkün değil ki. Haysiyetle, onurla yaşamayan insanların bulunduğu bir yerde senin doğruyu arayı bulman mümkün mü? Bekir abi, bulabilir misin? Mümkün değil. Yani aydan çıkmış bir ortamda kimse hiçbir şey bulamaz. Rayların sağlam olması lazım diye düşünüyorum. Peki Bekir abi, ben bir şey bugün bir şey tespit ettim. Bu seçimlerle ilgili bir şey tespit ettim. Ben yanlışsam beni düzelt. Şimdi diyelim ki 22 Temmuz'da seçim var. Doğru mu? Peki 22 Temmuz'da siz nerede olursunuz çoğunuz mesela? Yazlıklarda, tatilde. Peki İstanbul'dan nereden baksanız 2 milyon, 2,5 milyon insan boşalır mı? Normalde boşalır. Yani normal. Biraz daha yakın tutarsan abi. Normalde boşalır. 2,5 milyon insan, at çoluğu çocuğu yaşı yetmeyen at, 1,5 milyon insan oy kullanamayacak İstanbul'da, doğru mu? Ama ben şöyle düşünüyorum. Ben yani, başka bir şey anladım. Bak şimdi, doğru mu abi yani bu? Normal şartlarda 1,5 milyon insan tatilde oy verecek kişi, evet tatildeler. Bu sadece İstanbul için geçerli. Ankara'sı var, İzmir'i var, var da var, doğusu var, Anadolu'su var. Şimdi diyelim ki en fazla tatil yerinin olduğu yer neresi? Muğla. Muğla'nın seçime girdiği zaman Muğla'dan çıkacak milletvekili sayısı 6. 6, bunu öğrendim bugün, 6'ymış tahmin ediyorum. 6. Peki orada nereden baksanız 70-80 bin kişi var. Tatile giden. Nereye giden? Marmaris, Fethiye, Bodrum, Kuşadası, o civar. Efendim? Yani etti mi 70 bin? Bu 70 bin kişi gidip kime oy kullanacak? Havaya cıvaya kullanacaklar. Niye? Çünkü 6 taneyi 9 tane milletvekili olarak çıkartabiliyor musunuz? Hayır, kanunlar öyle demiyor. Oranın şeyi 6 tane milletvekili. Bu adamların kullandığı oy boşa gidecek. Buna bir çare bulun. Yanlış mıyım hoca? Doğru. Bu yani. Şimdi oranın sınırlı sayısı 6. 6. Bu insanlar da gidip orada oy kullanacak. Kendi partisine oy kullanacak. Ne fark edecek ki? Zaten oranın şekline göre, o oy potansiyeline göre 6 tane. Fazladan kullandığın zaman fazladan oylar ne olacak? Heba olacak. Heba, çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor. Onun için bana göre Kasım. Çünkü benim de işin içinde miyim kardeşim? Yani Allah ben, Allah. Ben Kasım'a karşıyım ben. Ben Kasım'a karşıyım. Kasım'a. Yani bir an önce Türkiye'nin seçime ihtiyacı var.
Ama yazın değil hocam. Ama yazın, yani Türkiye'nin beklemeye ihtiyacı yok. Bu noktaya getirenler Ahmet Mehmet Şelol. Ama Türkiye'nin çok acil, erken seçimden önce acil seçime ihtiyacı var. İstikrar için, hepimiz için buna ihtiyaç var yani. Yoksa 3 ay daha bekle. Ortalık zaten almış başını gidiyor. Karmaşalık, istikrarsızlık, belirsizlik ekonomiye, borsaya, her yere inanılmaz şekilde zincirle. Bana bile vurdun, ben iflasın eşiğine geldim ya. Yani. Hatice'yi çağıralım o zaman, buna bir çare bulsun abi. Hatice bulsun. Çek! Kurtlar götürsün seni, vay vay evet. Vay 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 vay. Yaramazları kurtlar götürsün. Bu yeni kasetten mi, yeni şarkı mı, evet, bu ne o? Benim albümümden, benim şarkım. Senin şarkın. Evet. Abi sen iyice bestekar mestekar oldun, gel bakayım. İbrahim buraya, abi gel. Ben sana çok güzel bir beste verecektim. Albümünüze alamadınız.
Ama çok yazık oldu. Çok güzel bir şarkıydı. Verme kimseye kalsın. Kalsın. Verme dinlet bize şimdi böyle ağzımıza bir parmak bal çalıyor ondan sonra. Şimdi bir de merak ediyorum acaba nasıl bir şey? Pembeler çek evladım pembe çek. Vallahi çok uyumlu olduk böyle. Nay 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 gel bakayım. Gel bakayım sen ne oldu sana dün akşam sen ne yaptın şey mi oldun elendin mi? Ben elenmedim İbrahim abi partnerim elendi. Partnerin? Evet. Partnerin kimdi? Kemal. Kim Kemal? Kemal İzmirli benim hemşerim çok tatlı delikanlı. İzmir! İzmir'e selamlar bu arada. Yani yazık oldu hak ettiğini düşünmedim. Efendim bazı konulara parmak basmak mecburiyetindeyim. Bazı konulara parmak basmak mecburiyetindeyim. Ama kesinlikle kimseye haddini bildirmek değil. Had bildirmek benim haddim değil. En iyi şarkıcılar olsun, sanatkarlar olsun, artistler olsun haddini en iyi sizler bildirirsiniz. Hatta vekillere olsun. Sizler vekillere sandıkta haddini bildirirsiniz. Bize de kasetimizi almasınız, dizimizi seyretmesiniz, televizyonda bizi kapatırsınız. Öyle haddimizi bildirirsiniz. Benim şahsen haddim değildir had bildirmek. Ama benim ülkemde de televizyonda konuşmak, ha ben de ara sıra pot kırmıyorum, ben de ara sıra bazen ağzım ama ben sürekli eğitici, barıştırıcı, birleştirici, özel şeyler, büyüklerimden öğrendiğim şeyleri öyle. Ulu orta, belden aşağı konuşmanın alemi yok. Az sonra onlara gireceğim. Onlara gireceğim. Peki, Hatice. Efendim. Bekir abiyi tanıyor musun? Tabii ki. Her hafta izliyorum. Sizin konunuzla ilgili, evet. Sizlerin Kral TV ile ilgili olan ilerleyen saatlerde, dakikalar diyeyim, saatler demeyeyim, ilerleyen dakikalarda yorumlar yapacağız. Hocamız da kendi yorumunu katacak. Tamam. Çünkü dönen tezgahları sizler de zannediyorsunuz ki biz SMS gönderdik falan kişiyi ya, seçtik. Ya, evet. Halbuki isteseniz de istemeseniz de orada ya. Rajonlar başka ötüyor, başka konuşuyor. Evet. Rajonlar başka şekil gidiyor. Şimdi Hilal Cebeci geliyor bir yaralı daha. Hilal Cebeci geliyor, Hilal Cebeci. Ben deniz
Ben yırtıla yırtıla doğurdum bunu. Ben yırtıla yırtıla... Şimdi... Bu sözler kimin? Mikrofon. Söz müzik Doğuş'un. Doğuş'un mu? Evet. Siz Doğuş'tan... Ama bu eski şarkı. 3,5 sene önceki albüm. Ben bu dike dike... söke söke... İpe ipe. Yani bu ipe çamaşır germek gibi bir şey. Evet. Biraz hafif cinaslı gibi mi? Cinaslı değil yani de... Yani böyle şeyler aslında genelde bestecinin ruh haliyle alakalı yani... Yani o zamanki ruh hali böyle mi yani? Bilmiyorum yani hani besteciye sormak lazım daha çok. Ama ben çok severek okudum. Çok da sevildi değil ya mi? Aslında çok sen bak bir şey söyleyeyim. Evet alkışlayın. Şimdi önce reklama girdik diye ben Kutsi'den bahsetmedim. Kutsi kardeşime hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben oradan buradan dinledim. Bekir abiye sordum, bu şarkı çok güzel dedim. Püh, daha içinden ne manyaklar. Sen dinledin mi Bekir abi? Çok teşekkür ederim ya, sağ ol. Ya bu mikrofon birden eksik. Alo. Mikrofonumuz eksik abicim ya. Elderlerle mi dolaşacağız? 2 yıllık yoğun bir çalışma temposundan sonra 16 tane şarkı oldu bu CD'mizde. %100'ü canlı ve senfonik orkestra ve Osman İşmen yönetmenliğinde çok güzel bir kompozisyon çıktı ortaya. Çok güzel şarkılar var. Umarım beğenirsiniz. Kompozisyon ne demek? Gel bir dakika. Kompozitör eşliğinde... Şş, bir dakika kardeşim. Bana sordunuz hani. Kompozisyon... Sen dur abicim, gel kızım buraya. Gel, kompozisyon ne demek anlat. Bilmiyorum. Bir dakika. Kompozisyon ne demek? Gel kızım. Sorma birbirimize. Direkt cevap. Gel. Nasıl bilmiyorsun? Kompozisyon. Giriş gelişme sonuç olarak anlatılıyor. İbrahim abi ben açıklayayım istersen. Giriş gelişme sonuç dedi. Abicim benim anam şimdi oturuyor. Oğlum ne zaman elimden öde? Annenizin ellerinden efendim. Bu arada konular karıştı. Ben kendi ne abi kompozisyon? Bir şey diyeyim de kendi annemin de sizin annenizin ellerinden öperim. Bütün annelerin ellerinden öperim. Sağlık saatle nice mutlu anneler günü olsun inşallah. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Dualarınızı eksik etmeyin. Kompozisyona gelince kompozisyon bir parçanın yalın halden orkestrasyona dönüşmesine deniyor. Yani bir kompozitör eşliğinde aranje mantığında bütün orkestradaki bu kadar güzel sazların eşliğine kompozisyon deniyor. Evet. Peki. Şimdi az sonra diye bir takım şeyler giriyor orada. Geçen hafta bir kanalda geçen bir diyaloglar var. Geçen bir muhabbet var. Ama bu muhabbet 15 dakika falan sürüyor. Eğer o 15 dakika zarfında Türk halkı da bayanlar, erkekler, evli insanlar, çoluk çocuk oturup izliyorlarsa o zaman buradan Rütü'ye bir sesleniyorum. İbrahim Tatlıses bir gömlek dedi. 100.000 lira para cezası geldi kanala. Ben Rütü'ye saygı duyuyorum. Olağanüstü saygı duyuyorum. Çünkü bizim örf adetlerimize göre olması gereken bir takım şeyler var. Burada eğer Rütük ben gömlek dedim diye gizli reklama giriyor deyip benden ceza kesiyorsa bu laflar nereye giriyor? Nasıl oluyor? Toplumun içine bu laflar söylenir mi? Toplumda oturmuş böyle televizyonu izleyen insanlara bu laflar söylenir mi? Böyle edilir mi? Bilmiyorum. Az sonra bu konulara gireceğiz. Kutsi bir şarkı alalım senden. Tabii. Thank you.
Teşekkür ederim. Kimindir Kutsi? Kimindir bu? Kimin oluyorlar mı? Adnan Fırat arkadaşımıza ait. Yüreğine sağlık, ruhuna sağlık tekrar Adnan'cığım bu albüme, bu şarkıyı verdiğin için. Ben de seslendirdim. Çok da enerjik, çok da güzel bir şarkı oldu. Erhan şey yok mu? Erhan mı adı? Adnan Fırat. Adnan Fırat. Akrabası makrabası yok mu lan anlat? Geç otur kardeşim. Teşekkür ederim. Hayret bir şey ya. Ağzına yüreğine sağlık bilmem ne. Nasıl yazdı? Nerede yazdı? Kim için yazdı? Olay olay olay. Benim kıskandırmam çok kolay. Evet, çok çabuk kanırım ben. Efendim, anam anam şarkısı gelecek birazdan. Birazdan. Şimdi. Sayın Hazar, hazır mısınız? Ay ben şarkı söyleyemem. Ne? Ben şarkı söyleyemem. Hazır mısınız deyince ben gazeteciyim. Lan oğlum, bana şarkı söylüyor falan dediniz. Aman ha sakın, vallahi Seray Sever'le kavgalı bulursun. Kimden? Seray Sever'le. Niye? O biliyor, aramızda bir özel bir durum var ses konusunda. Aman abi öyle şeyler söylemeyelim çünkü cevap hakları doğuyor. Bize hemen cevap veriyorlar vallahi. Cevap çek. Halo. Huhu. Huhucuğum. Efendim az sonra dönen bantımızı girebilir miyiz? Görelim. Az önce anlattım. Yani böyle televizyonun karşısında oturmuş, evlerinde oturuyorsunuz ve bakın muhabbete bakın abi. Şu muhabbeti bir görelim. Hadi kaynanam konuş biraz, sen manyak mısın sen? Ben kendi kendime konuşuyorum ara yapıcı gibi. Ama anasının duruşundan ben anladım. İstemeyecekti beni değil mi? Oo, kolay kolay oğlunu vermez. O alıp turşusunu kurmak için miyiz? Doğurmuş. Burada durabilir miyiz? Sen o zaman ver duralım, kendimi. Duralım dediğim an şrak diye duracaksın. 15-20 kare geri gel. O anası turşusunu kuracak. Şimdi abicim biz burada jüri üyeli mi yapıyoruz yoksa çocuklara mı asılıyoruz? Bunu bir anlamam lazım. Ben bunu anlamış değilim. Buyurun abi. Yani ben de anlamış değilim. Şimdi de Ebru Gündeş birine şey yapıyor. O verir vermez. Böyle film şeridi gibi devam ettiriyorlar. Ya şimdi bu Armağan olayında çok güzel bir olay kurgu, bilim kurgu şeklinde getirilip halka sunuldu. Bu çok iyi reyting yaptı. Biraz mikrofonu yakın evet, tutarım. Bu çok güzel bir reyting yaptı. Armağan'la evleniyor, evlenmiyor. Beraberler, yakalandılar, yakalanmadılar. Seviyorlar, sevmiyorlar. Çiçeği kopar. Bu sizce doğru mu? Yanlış. Kandırılıyor insanlar. Yani olmayan şeyler için bir takım şeyler ortaya konuluyor. Ve insanlar aynı bebek evlerinde, diğer evlerde izlediğimiz yalancı bir takım gündüz sabah programlarında izlediğimiz. Şimdi ben ona farkı jüri kalmıyor. Üyeleriyiz. Buraya çıkıyor insanlar, şarkı söylüyor. Onlara not vereceğiz. Gönül mü vereceğiz, not mu vereceğiz ve beğeneceğiz, asılacak mıyız? Böyle bir şeyler olabiliyor mu yani bilmiyorum. Biz de yaptık, biz öyle bir şey yapmadık. Çok bebek gibi de kızlar vardı ben, Allah var yani. Anam gibi, bacım gibi, kardeşim gibi baktım. Bunlar nerede parlak, yakışıklı bir çocuk buyurlarsa hemen nasıl oluyor? Yani bu canlı yayınlarda bu şekilde ister şaka olsun, ister doğru olsun, isterse kurgu olsun bu tür olaylardan kaçınmak lazım. Yani sanatçı dediğimiz, sanatçı kimliği olan kişilere yakıştıramıyorum ben, yakışmıyor. Ya çirkin bir görüntü. Peki devam edelim abi. Turşusunu kurmak için doğurmuş. Sen o zaman vereceksin mi beni? O zaman da bizim de gururumuz yok mu ayol? Herhalde. Ben ne kız doğurmuşum şu halime baksana. Anan mı doğurdu bunu da kardeş? Ben yırtıla yırtıla doğurdum bunu. Ben yırtıla yırtıla doğurdum bunu. Bir dakika. Nedir abi bu muhabbet? Yırtıla yırtıla? Yani şimdi doğum uzmanı desem doğum uzmanı değil. Sonuçta doğuramazdı ve bu neyi ifade ediyor? Yani bu şekilde bari detayıyla başlangıcından itibaren anlatsaydı da insanlara doğum bilgisi var. Yani bu kadar çok çirkin ya, ben Bülent Hanım'a bu tarz konuşmaları yakıştıramıyorum. Bu ekranların karşısında o saatte çocuklar da var, gençler var. Çok yıpratıcı ve yakışmayan, sanatçı kimliğine yakışmayan söylenmeler olarak görüyorum. Ben gazino programında falan böyle konserlerde bile değil ama gazino programında böyle küçük yerlerde 305 kişinin olduğu eğlenmeye gelen yerlerde olur da ama kameraların karşısında böyle bu ben ağzıma bile almak istemiyorum. Devam edelim abi. Sevgili maddeyle olsun diye sancısıyla doğurdu. Eyvah eyvah. Doğum bu. Hayır. Son derece normal.
Bağırmak da yırtılmak da normal bir şey. Bir dakika şimdi, bakın. Bağırmak da bilmem ne yapmak da normal diyor yani. Ama normal de doğum zaten normal. Doğum olmasa ne sen ne ben ne o olmayacağız. Ya bunun anlatılış şekli bu mudur ya? Biraz daha fren yapmasalar belki çok daha kötü noktalara gelecek ve yani bağırmaktan neyi kastediyor? Ne anlatmak istiyor? Topluma ne veriyor? Ne bağırmak mesaj veriyor? Değil, bağırmak. Gel biraz geri, orayı anlayamadınız. Az geri gel. Gel 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 gel. Evet yürü. Umut. Abi abla eyvah. Doğum bu. Hayır. Son sizin... derece normal. Bağırmak da yırtılmak da normal bir şey bu. Ne var bunda? Ben söyleyince kabahat oluyor. Ben Allah'ın izniyle normal. Duralım. Duralım. Ben söyleyince kabahat oluyor diyor. E söyleme. Ha? Pop doğum yarışması yapsalar bunun adını belki olabilir. Ne dedin abi anlayamadım. Pop doğum yarışması olarak. Pop doğum yarışması sanki. Bir şey olabilir. Devam edelim. Feryat ile feryat figan. Doktor Orhan Gencebay. Kadın doğum uzmanı. Doktor Orhan Gencebay. Kadın doğum uzmanı. Samanların üzerine oturdum oğul dedi. Çok sancım vardır dedi. Aham bu dedi pıt diye düştü dedi. Ben... Aynen o böyle anlatıyor. Ama herhangi bir yırtılma şimdi, yok pıt. Şimdi bir pıt var bir yırtılarak var. Ya bak, ay bir dakika çeken. Kadını da rezil etti pıt dedi şey yaptı. Sezaryen var. İnsan kolaydır. İki yalanları çok yapar. Sezaryen aa yapar ayol. Yalandan. Tamam. Bizden yorum yok. Biz sadece gösteriyoruz. Ben ne demiştim? Şarkı söylerken İbrahim Tatlıses'im onun dışında ben burada sunucuyum. Yanlış yapmayalım, ben de getirip koymayayım. Bana göre yanlış. Sunucu olarak yaptığım yorum yanlış. Yanlış. Ha, sesine mi? Hayatta toz kondurmam. Sesine toz kondurmam ama bu tür konuşmalar, bu tür diyaloglar yanlış. Bizi herkes izliyor. Sayın Bekir Hazar'ın dediği gibi çoluk çocuklar da izliyor. Şimdi, biliyorsunuz bir ödül töreni var. Türkiye'de bir gazetenin yaptığı ödül töreni var. Bir de Kral TV ödül töreni var. Yani birisi kelebek, birisi kral. Doğru mu? Bunları birazdan, çünkü ikisinden de yara alan iki tane insan var burada. İkisinin birini sağa birini sola oturttum ki biz ortada ezilmeyelim şöyle. Kendimizi şöyle alalım. İşte, sen mi ortaya alacaksın kendini? Ben alayım. Şimdi... Benim ülkemde yarışmalarda demek ki hillelerde olabiliyormuş. Bazen hilleyi hissedip gitmediğim zamanlar da oldu mesela. Ve şimdi bakın ödül töreninde 2006 ödül törenleriydi bu. 2006 ödül töreniydi. 2006'da benim klibim olmadığı için ben ödül alamadım. Çünkü ben 2006'da çıkarttığım single'a klip çekmedim. Niye çekmedim? Çünkü klipsiz bakayım satacak mı diye bekledim. Şu anda tahmin ediyorum 430 veya 427 o civarda. 425 olduğunu biliyorum bundan bir buçuk ay evvel. Çünkü artık şeyini doldurdu yavaş yavaş gidiyor. Tahmin ediyorum klipsiz. Bir de klip çekseydim mesela saçlarını yol getir. Mesela pencere bir taş attım tık dedi. Bunlara çekseydim mesela bileydime. Pah pah pah. 700 bin satmaz mıydı? Kendime ettim yani. Kendime eziyet ettim. Klip çekmeden olmuyor. Klip çekeceksiniz. Klip ödülleri çünkü bunlar. Biraz sonra hem hanımefendinin hem hanımefendinin. Bir de eski hallerini de görün. 1999. Do you understand? 8 yıl önce. Bekir abi. İkisi de ne bebekmiş.
Vay 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 malamın ne vay. Şimdi değiller mi yani o anda? Hayır, şimdi de melek şey ne dedim ben? Bebek dedim. Şimdi onlar o zaman bebek, şimdi melek. Melek sıfatına girmişler. Siz daha uzman olduğunuz için evet. Kadın konusunda ben pek yorum yapamıyorum. Ben Bekir abiyi getirdim ki başkası hakkında yorum yapsın. Bekir abi ilk bana saldırdı. Eyvah. Ama bir şey söyleyeyim. Serbestsin, yemin ediyorum. Varsa şeyim hemen söyleyeceksin. Hemen merak ediyorum. Rahat ol. O hiç İbrahim için bir şey... Kesinlikle İbrahim Tatlıses falan tanıma yani. Bu varsa bir şey salla gitsin. Hemen yok merak ediyorum. 14 mü gerçekten? Ne? Yaşın mı? Hayır, geçen bir açıkladın. Sevgilim 14, sayısı 14 diye. 14 tane dedi, ben de öyle o öyle tutturmuş gidiyorum. Doğru mu bu yani? Ben... Olabilir. Niye? Ben 14 tane olamaz mı yani? Yakışmıyor mu? Bakın şimdi. Şimdi orada seyirci alkışlar. Bu benim de konuşmam yanlış. Ama benimkinin içinde espri var. 14 tane olur mu? Ne derler 14 tane olsa biliyor musun? Gözün doysun. Hayır, ben 15 diye biliyorum da onun için sordum. 15 mi? Rakamlar eksik. Burada elendi diyor bir tane. Ne? Mikrofon. Mikrofon dedi, istedi gelmedi. Bir tanesi elendi dedim İbrahim abi. Bir tanesi elendi dedim. Kim 15 elendi? Biliyormuş ya, bir tanesi elendi diyorum, 14 kaldı. Allah mikrofon yapar. Milyon demiyor, 15 diyor. Sen elenmelerle çok ilgili oldun. Evet, maalesef. Ona... Siz elenmeleri şeyle karıştırdınız. Bunlar ikisi de çok şeker maşallah ya. Valla iki kere asıldılar, ölmediler. Onu... Ne anladın? İbrahim Bey, bu arada dokunmayın, yanlış anlaşılıyor. Efendim? Yok. Yol açılır. Dokunursa yolu açılır. Değil mi İbrahim abi? Çünkü İbrahim daha dokunmadım. Şöyle bir de öpelim. Eyvah. 15 oldu, hayırlı olsun. Sen öpebilirsin. Benim kardeşim Doğuş'un arkadaşısın. Dım. Dım. Dım da olsa bizde dım dım yok. Ölene kadar bizde böyle. Do you understand? I understand. Şimdi istediğin kadar bana asıl havanı alırsın. Yok yok, asıl ciddi söylüyorum. Hayır, niye havasını alıyor ben anlayamadım. Benim arkadaşımın evladım, kardeşim dediğim insanla birlikte olmuş. Evlenmeye kadar gelmişler, doğru mu? Doğru doğru. Ama ayrıldılar biliyorum. Olsun. Doğru. Benim arkadaşıma yani. O ayrıldı diye ben onunla birlikte mi olacağım? Doğru. Ama var. Var, piyasada çok var yani. Var. Var. Akrabalar ama çok. Ama bizde yok. Ayrılmadan da var İbrahim abi. Ayrılmadan da idare edenler var. Ha tabii var. Daha bu gece hepsi konuşulacak ablacığım, hepsi konuşulacak. Evet, şimdi önce herkes ana, kendi anası ona şeydir ya. Ama benim o kadar anam var ki, milyonlarca anam var. Anam için ve analar için Yıldız Tilbe'nin şarkısını sizlere söylüyorum. Anam, anam, garip anam. Ağlarsa anam ağlar ardımdan, göklerden ağıt yağar yağmurla. Ağlarsa anam ağlar ardımdan, göklerden ağıt yağar yağmurla. Dost yüzlü yalancılar kapımda, yalnızlık çırılçıplak koynumda. Gül çiçek kokan yanakları, ninniyle umut veren dudakları.
hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı. Göklerden ağıt yağar yağmurla. Dost yüzlü yalancılar kapımda, yalnızlık çırılçıplak koynumda. Ninniyle umut meden dudakları. Hiçbir şey sıcaklığı. Leyli Hanım. Leyli! Anamı bağladı mı telefona ya? He? Vallahi bağladım ha. Ya kardeşim unutuyor, canlı mayınlı unutuyor. Sallıyor biliyor musun? Ya freni yok. O anda o anlamıyor. Ha! Anne, bak uçaktan indik, gel buraya canım. Gel gel gel. O anamın bizi beslerken ki ızdırabını ancak bir tek ben bilirim. Yaşayanlar bilir. Sizler bilemezsiniz. Çünkü görmediniz. Ancak yaşayabilirsiniz. Sizler de aynı şeyleri mutlak ve mutlak yaşamışsınızdır. Televizyonları başlarında oturan insanlar da mutlak yaşamışlardır. Benim anamın, babamın bize kazandığı para yetmediği zamanları bilirim. Anam babamdan gizli, çünkü babam duysa yemin ederim kafasını gözünü yarardı. Yani ağırına gider adamın. Gizli gider bazı zenginlerin evini temizlerdi. Babamın parasının üstüne para koyar. İşte bayramlarda, şeylerde. Üst baş alırdık, kıyafet alırdık.
Ama şimdi Allah öyle kısmet etti ki anamı özel uçağa bindiriyoruz. Yeter ki sen kalbini, yüreğini sağlam tut, doğru ol. Doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Allah seni yürüttüğü sürece hiçbir kul, hiçbir fert senin önünde engel olamaz. Mümkün değil. Çünkü Allah diyor yürü. Ben yürü diyor, arkandayım. Yürü diyor. Ben nasıl yürüdüm, nasıl buralara geldim? Tek başıma yürüme mümkün değil. 50 kere topallamıştım. Ama o Allah'ın sevgisi benim içimdeyken, onun bana yürü ya kulum dediği sürece benim geri dönmem, geri durmam, yerimde çakılmam mümkün değil. Yürü ya kulum inşallah yüce Allah'ın her kula ayrı bir şey vermiştir. Bir yetenek, bir güç. O vermiştir. Onun dışında ben iyi şarkı söylerim. Benden büyük şarkıcı yok. Benim böyle param var. Benim bilmem neyim var. Yok öyle şey. Hiç kimse büyük değildir. Hiç kimse iyi bir şarkıcı değildir. O Allah vermiştir. Sen de okuyorsun, icra ediyorsun. Ha bunu zaman zaman kötüye kullananlar var. Ben sadece iyi bir şarkıcıyım. İyi şarkı söylediğime inanıyorum. Bunu da yüce Allah bana armağan etmiş diye iftihar ediyorum. Kimse de bunun önüne geçemez. Şarkıcılıkta kimse karşıma geçip konuşmasın. Kimse geçip karşıma konuşmasın. Çünkü ben kendi gücümü ortaya koyarak konuşmuyorum. Allah'ın gücünü ortaya koyarak konuşuyorum. Ve çok dinleyen, çok söyleyenleri de görüyorum. Çoğunun da kaseti benim cebimde, arabamda yok. Şimdi size bir müjde veriyorum. Gel Canu. Canoşko. Gel Oşko. Fener Şampiyonoşko. Pis davulcu, tamam anladık Fenerbahçe'yi. Terbiyesiz. İbrahim abi tek ben kalktım. Burada herhalde bir tek Fenerbahçeli benim. E biz o zaman birbirimizi kutlayalım değil mi? En büyük Fener! Efendim. Şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Dolapların döndüğü. Dolapların döndüğü. Ben de iki gündür izliyorum. Kulaklarıma inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Dolapların döndüğü ödül törenine. Ödül törenine geliyoruz. Bakalım, bakalım veteremizi akıtın, akıtalım bakalım ne olmuş, ne bitmiş, ne sahtekarlıklar dönmüş, ne dolaplar dönmüş, ödüller kiminken kime gitmiş, haklar nasıl yenmiş ve ödül verilen insana neden verdiniz de insanı niye umutlandırdınız? Niye insana dedi, tamam abi indir şimdi geçti davası şimdi. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Peki. Geçelim abi. Şansı görüyorum ama son söz tabii ki dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin. Aday gösterilenlerse biz onun layık olduğuna inanıyorum. Fakat en çok layık olanlar arasında olduğuna inanıyorum. Bu sene olmazsa, bir dahaki sene, bir dahaki sene olmazsa daha ilerleyen sene. Uzun süreler bu salonda olmayı biliyorum.
99 yılının en iyi çıkış yapan bayan sanatçısı. Köylü güzeli Hilal Cebeci. 99 yılının en iyi çıkış yapan bayan sanatçısı Hilal Cebeci. Kesinlikle bir ekip işi olduğuna inanıyorum ve benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Tebrikler. Hemen duruyoruz orada. Duruyoruz, hemen duruyoruz. Az geri al, az geri al. Bu bir ekip işi diyorsun. Peki sen burada dönen dolaptan haberin var mı? Hayır, yok tabii ki. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Bir kare daha geri al, şeyde kaldın. Ben böyle bir şeyden haberim yok. Zaten bir de şunu hemen belirtmek istiyorum izninizle. Bir hafta önce Yeşim Salkım ödülü ben verdirdim demişti biliyorsunuz. Dünkü programda da SMS oylarıyla benim birinci olduğumu söyledi. Evet. Nasıl yani? SMS oylarıyla Hatice'ye hatta demiş, Hatice çıktığı zaman demiş ki senin albümün çok sattı. Ama SMS oylarında Hilal birinciydi. Senin albümün de çok satmıştı. O yüzden ödül Hilal'e verildi dedi. Ödül Hatice'nin hakkı değil. Ben SMS'lere evet. İnanmıyorum ama İbrahim abi. Ben bunu burada da açıklıyorum. Artık insanları da kandırmasınlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Siz de gerçekten atmayın yani. Telefonunuza, kontürünüze yazık. Hayır ama o zaman sadece SMS değil, aynı zamanda jürinin de bir dahli vardı. Evet, tabii o SMS'de zaman birinci olabilirsin şimdi ama. Şimdi şöyle bir şey. Şeyde SMS yoktu o zaman. Var mıydı? Vardı. 1999'da. Evet, vardı. SMS olsun. SMS. Peki senin hilelerden haberin. Tabii ki. Nasıl bir yemin edebilirsin ki inanalım? Ya bir şey söyleyeyim. Her türlü bize yemin bir şey söyle bir inanalım yani çünkü. Nasıl bir şey söyleyeyim? Mesela Allah cezamı verecekti. Tabii ki verecek. Eğer böyle bir şey alet olmuşsam. Peki Yeşim Salkım niye seni tercih etti? Yani neden? Onun sanatçısı. Yeşim Hanım'ın sanatçısı. Yani işte oraya geleceğim. Ama ya bilmemen mümkün değil aslında Hilal. Ben buna inanmıyorum. Bilse de, bilmese de. Ben sizin sanatçınız olsam Hatice, bunu bana söylemez misiniz İbrahim şöyle abi? Bir şey var. Bence, şimdi sen burada böyle bir şey söylersen gerçekten ayıp etmiş olursun. Bak ben çünkü seni neden, çok seviyorum ama. Yani hayır ama doğru. Beni çok seviyorsan. Beni çok seviyorsan o zaman samimiyetime inanacaksınız. Ben burada milyonların önünde gözünün içine baka baka. Çünkü o kadar önemli değil. Yani o ödülü keşke sen alsaydın ya da seni alsaydı. Önemli olan ödül tabii hayır, ki hayır öbür orada iki tane daha şarkıcı var. Yani bana göre onlar da hayatlarından oldular. Onlar da unutulup gittiler yani. Belki onlar alabilirdi. Belki onlar almıştı da küllendi gitti yani. Tabii hayır bak ya bir şey şeyi bıraktılar onu. Mesleği bıraktılar. Şey doğru mu öyle bir şey var? Ama şöyle bir Yonca gerçek Lodin var falan. Ki. Bana asla kimse gelip de Hilal sen bu ödülü alacaksın bu gece demedi. Demedi. Senin isteğin oldu mu bana bir kulis öyle bir yapmadın şey, ben, mı? Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Ya, bence zaten, orada kulisler yoğun şekilde ama daha önce bir konuşmam var diyorsun ki ben kendimi şanslı görüyorum. Şanslı görüyorum iddialıyım diyorum çünkü gerçekten o sene çok güzel bir çıkış yaptım. Hayır senden daha iyi çıkış yapanlar vardı. Ben buna katılmıyorum hatta ben de sen kim aldığın yapmıştı? Zaman ben... Şok oldum, şaşırdım. Yani o gün bizim senin albümümüz... o birinci hakkın değildi. Değildi. Bu sizin görüşünüz. Ben hala dönemde, SMS orada ben bulunan herkesin görüşü, herkes şoktaydı orada. Herkes şaşırdı. Senin birinci olman. Hayır, herkes sadece, şaşırmadı. Benim görüşüm değil. Şöyle o şey niye söyleyeyim. Şaşırdı? Ben neden, hemen söyleyeyim. Neden, ben hemen söyleyeyim. Ben açıklayayım. Ben söyleyeyim galiba, bak. Evet. Neden şaşırdı? Çünkü Yeşim Hanım evliydi. Yeşim Hanım bravo. O firmada bir tane firma kurdu. Evet, o firmanın sanatçısıydı. Evet, onun evet, için yani aynen kız hak, bu kız evet. Şimdi orada hakkıyla da kazansa bravo. Yine evet. Spekülasyonlar oldu. Ya olacak ama spekülasyon doğru mu? Bu ayağınız, hayır bu bir spekülasyon değil. Yeşim Salkım çıkmış demiş devam ki, edecekti yani. Ben hayır, o senelerden bahsediyorum. Bitti. O senelerden bahsediyorum. Söylemiş. O zaman bakalım ne diğerisine bakalım. Evet aksın abi. Ben stüdyoya geldiğinde daha bırak şarkı söylemeyi hakikaten hiçbir şey bilmiyordun. Evet, ve biz doğru. Çok uğraştık. Ben senin için çok uğraştım. Doğru. Ve sana köylü güzeli imajını da yakıştırarak senin için doğru. Hatta sana bir ödül verildi. Tabii doğru. Bunu da ben sağladım. Evet. Buradan da açık açık ilk kez de bunu itiraf ediyorum. Evet. Bunu söyleyin Yeşim Hanım. Şimdi ben... O ödül şaibeli miydi? Aynen şaibeli bir ödül. Evet şaibeli. Bir duralım, duralım. Orası çok önemli. Bak çok önemli. Sana ben aldırdım. Şimdi şunu yaptım evet diyor. Bunu yaptım evet diyor. Sana ben aldırdım hatta biliyorsun diyor. Evet biliyorsun diyorsun. Demiyor. Hayır aa, o sana bir gel geri o sana bir ödül aldın diyor. Olur mu?
Evet biliyorum şey. Diyor. Ödül hayır, aldım hayır, diyor. Hayır, biliyorum yani ben diyor. Daha vermeden de, evet, evet, verdim demeden önce. Gel geri geri, evet. Geri gel geri gel. Geri gelir misiniz çocuklar? Bu, bunu sonra. Da ben sağladım. Evet. Buradan geri da, gelin geri biraz kendim. Daha biraz daha. Süratli biraz çocuklar. Evet. Evet şimdi bak Bekir abiyi dinle. Şarkı söylemeye hakikaten hiçbir şey bilmiyordun. Evet. Ve biz doğru. Çok uğraştık. Ben doğru. Senin için çok uğraştım. Doğru. Ve sana köylü güzeli imajını da yakıştırarak senin için doğru. Hatta sana bir ödül verildi. Tabii doğru. Bunu bak, da ben ödül sağladım. Evet, evet şimdi kesiyoruz. Kes burayı. Farkında mısın abi? Sana bir ödül verilmişti. Evet tabii doğru. Çünkü ödül bu çünkü program yeni program. Evet. Ondan sonra diyor ki ben sana efendim reklamlardan sonra devam ediyoruz. Reklamlardan sonra görelim bakalım daha ileride neler olmuş. Olur vay vay, sevim sevim ayrılmasın et yollar. Armut
yatalım mı vay vay? Senin için 15 sene yatalım mı vay vay? Rakıyla şaraba katalım mı vay vay? Senin için 15 sene yatalım mı vay vay? Ele atalım mı anam kızı atalım mı vay vay? Vay! Evet. Evet, reklamlardan önce nerede kalmıştık? Reklamlardan önce nerede kalmıştık? Konuya dönelim. Konuya dönelim ve konuyu savutmayalım. Savutmayalım ne demekse soğutmayalım efendim. Konuyu intikam pilavı soğutmayalım. Konuyu soğutmayalım. Ödülü ben hak etmemiştim. Orada kalmıştık. Buyurun. Evet, resme gelelim abi. Resme gelelim. Nerede kalmıştık? Orayı bir görelim. Nerede bitti la? Gel geri abicim. Gel geri, ilerisi var. Kızın ağladığı yerler var. Sonrası morası yok. Neyse, hepsini şimdi indirelim. Gel geri abicim. Kirli çıkınlar çıksın ortaya. İnsan yaşım salkım olduğu gel geri, için olmaz abicim. Ondan yanlış, yanlış metreyi veriyorlar. Az önceki metreyi versin. Gel oraya. Sinir yaptılar beni. Bulmaca da çıkıyor. Sinir hastalıkları. Asabiye yazıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Asabiye. A, sa, üç, bi, beş, ye, yedi. Oxford'u biz boşuna bitirmedik. Şimdi geldiğinde daha bırak şarkı söylemeyi. Hakikaten hiçbir şey bilmiyordun. Evet. Ve biz doğru çok uğraştık. Ben senin doğru için çok uğraştım. Doğru. Ve sana köylü güzeli imajını da yakıştırarak senin için doğru, hatta sana... Peki dur burada, dur burada. Sana, senin için çok uğraştım. Bundan önce ne konuşma geçti ki bu cümleleri söylüyor sana? Onu şimdi ben aslında onu ben de anlayamadım. Çünkü bundan bu konuşmaları yapmadan yarım saat önce kuliste gelip beni öpmüştü. Birbirimizi sarıldık, öptük. Sonra ben yarım saat kadar sonra işte çıktım ve konuşmalara geçtik. Bir anda o dedi ki işte ben bir anda bu başladı. Bu geçen hafta değildi. Yani bir bu, önceki bugün... hafta, bir önceki. Ha. Evet, bir önceki hafta. Sonra ben bir şey söylemek istiyorum diyerek başladı. Çünkü içeride ona şöyle bir şey söylemişler. Hilal benim şirketimden zor ayrıldı demişim ben. Yani ben Yeşil Müzik'ten zor ayrıldım demişim. Bunu duymuş kendisi ve onun üstüne bu konuşmaları yapmaya başladı. Çıkış noktası bu. Ama ben bu arada içeride hiç kimseye öyle bir şey söylememiştim. Buyurun. Öyleydi. Tabii doğru. Bunu da ben sağladım. Evet. Buradan da açık açık ilk kez de bunu itiraf ediyorum. Bunu yani söyleyin Yeşim Hanım. Şimdi ben. O ödül şaibeli miydi? Aynen şaibeli bir ödüldü. Evet, şaibeli bir ödüldü. Aynen şaibeli bir ödüldü. Yani. Buradan da bunu açıklıyorum. Evet hocam. Şimdi burada Yeşim Salkım vicdan azabı mı çekti yoksa hanımefendiye mi kızdı bilemiyorum. Ama ortada bir gerçek var. Peki bu gerçek söylenmesi gerekilen bir gerçek miydi? 9 sene geçmiş, arada, 8 sene. Yani eğer bir şaibe varsa tabii ki tüm gerçekler bir şekilde ortaya çıksın. Ortada yanlışlıklar, çirkinlikler, ahlaksızlıklar ne varsa ben ortaya konmasından yanayım. Ama niye 8 yıl sonra ben bunu anlamadım. İşte 8 ya böyle bir yarışma aralarında ne geçti bilmiyoruz. Çok kısa geçti. Kısa mutlaka geçti. Ben daha başka daha şeyler ilerisi var. Daha ilerisi aralarında var. Aralarında başka şeyler var. Var. Ama vicdan azabı çekiyorsa da öbür türlü olsa da o gece kralın gecesinde binlerce insan orada oturuyordu. Ve ekranları karşısında yine milyonlarca insan bunu izliyordu. Yani binlerce ve milyonlarca insan o gece kandırıldı. Sadece ben bunu açıklıyorum demekle bu yetmiyor. Kul hakkı diye bir şey var. Milyonlarca Allah'ın insan nasıl gelecek? Evet, insanlar kandırıldı. Mesela belki de hanımefendinin hakkını yedi. Hayır, hanımefendinin hakkı yendi diye belki söylendi. Hem hanımefendiden hem de binlerce insanlar orada bulunan insanların helallik alması lazım ve özür dilemesi lazım Yeşim Salkım bana göre. Çünkü Yeşim Hanım o gün şey dedi. Bu çok ağır bir şey. Yeşim Hanım o gün o döneme ait bütün ödüller yani hemen hemen bütün ödüller şaibeliydi. Ben sadece benimkini açıkladım dedi. Bu başkasına Yeşim da Hanım şey atmak ya bütün evet ödüller. Yani hemen hemen bütün ödüller şaibeliydi. Peki sen ne hissettin?
Ben zaten biliyordum Hilal'in bu ödülü alacağını İbrahim abi. O işte biraz önce İbrahim Bey'in söylediği gibi Yeşil Müziğin sanatçısı olmamdan kaynaklanan bir şeydi o. Çünkü bir dönem bizim firmamızda da bu tür şeyler oldu. Prestij dönemine ait. Yani o dönem hani Kral TV yakınlık derecesine göre veriyordu bence ödülleri. O dönem Prestij çok çok iyiydi. Prestij'in bütün sanatçıları aldı. Bu da zaten daha sonra ortaya çıktı. Ya hak eden bence almıyor. Sen çok bebek, çok böyle fıstık oynanman, şeklin, bir kendine bir tarz. Evet. Çok güzeldi ya. Ben teşekkür böyle ederim. Bayılarak izliyordum. Bir de İbrahim abi ara sıra yanında kolonaya bulunduruyordum. Bayılırken şey yapıyordum. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bekir abi bu bantın daha devamı var. Yeşim Hanım'ın ağzını biraz daha hafif bozduğu yerler var. Oraları bipledik mi? Bipledik oraları. Biplemedik mi? Abi biplesinler bu şey. Şimdi ödülü hangi şarkıyla aldın? Köylü güzeliyle. Hem buyurun köylü güzeliyle şey yapalım. Hem klibini de seyredelim. Bakalım neyle almışız abi? Hadi bakalım. Verin bakalım abi. Verin. 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 Thank you.
İşte siz bu kıza o zaman SMS gönderdiniz. Hafif de biraz dalavere, alavere. Bizim Mehmet nöbete. Can Mehmet'imiz nöbete. Yani sizler nöbete gittiniz. Siz de... Önemli olan ödüller değil, önemli olan bizi halkın sevmesidir. Benim için en büyük ödül, inşallah beni seviyorlardır. Benim için önemli olan budur. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. Sağ olun. Benim için de biz dün vardık, bugün yine varız İbrahim abi. Nasıl? Biz dün vardık, bugün de varız. Bence en büyük ödülü zaten halk bize verdi. Katılıyorum ben Nilay'a. Ben tabii, benim de söyleyeceklerim var. Hilal sesiyle bir çıkış yaptı o dönemde ama birinci olacak şarkıcı değildi ama iyi bir grafiği vardı. Ama son dönemlerde ben Hilal'i şarkıcı olarak göremiyorum. Yani halk ne kadar beni sevdi, burada alkışlar, evet çok güzel, tribünde oynayarak güzel bir konuşma yapıyorsun ama ben Hilal'i haberleriyle, yanlış haberleriyle, yanlış tavırlarıyla görüyorum hep. Ve yanlış tavır... Yanlış şey, ya polemikler, kavgalar, sabah, gece yarısı nişanlanıyorsun, sabah ayrılıyorsun, gece rüyanda adamla kavga edip de mi ayrılıyorsun gibi, buna benzer bir sürü, ya ne zaman, akşam nişanlandın, sabah adamdan ayrıldın mesela. Yani ne zaman anlaşmazlık oldu, saat kaçta, uyku saatinde mi, adamın horlamasından mı rahatsız olduğunda, ne gibi polemiklerle, reklamla, tartışmalarla bir yere geleceğini zannediyor. Yanlış bunlar. Yanlış yolda. Yani iki yani, bir derede nasıl oluyor bu? Ya işte al en güzel örneği. Allah aşkına bu adamın ne şovu var, ne kavgası var, ne polemiği var. Ne sabah evleniyor, akşam boşanıyor. Ne başka bir şey yapıyor. Ve adamın kasetlerini satıyor. Şarkılar muhteşem. Peki yapıyor güzel. Peki hadi, bir şey söyleyeceğim. Çıkaralım ikisini bir ortaya. Bir şey söyleyeceğim ben. Kimi alkışlıyor bir sayı? İzin verir misiniz? İzin verir misiniz? Olay bu. Bir şey... Tribünleri oynamak sizin gibi oynamaktır. Çünkü her yeriniz oynuyor oynarken. böyle ben bir şey yapmıyorum. Siz benim oynama yani hareket içinde demek istiyorsun. Evet tabii ki canım. Şimdi olay... hala aynı yoldasın. Bu cevabınla. Niye bu kadar ben sana çok güzel bir örnek veriyorum. Ben bir şey anlamıyorum. Yanlış. Ben bir şey sorabilir miyim? Bana herkes çok sinirli. Yeşim Salkım sinirli. Deniz Seki sinirli. Bekir Hazar sinirli. Niye sinirliyim? Niye sinirleniyorum? Söyleyeyim hemen. Bana mı soruyorsun? Söyleyeyim mi? Herkes... İnsanları kandırmayın. Halkı kandırmayın. Halk kimse kandıramaz ya. Ya ben ne yapıyorum da kandırıyorum? Nasıl? Ben halkımı dolandırdım. Ne yaptım? Bankamı hortumladım. Ne yaptım şimdi ben? Telefon hatımızda telefon hatımıza bir magazinci bağlandı. Hakan Solaker magazin dünyasında önemli insanlardan kişilerden biri diyor ki ben kral ödüllerinin perde arkasını açıklamak istiyorum. Alo. Alo. Hakan Bey. Peki düşmüş. Buyurun. Kavga devam. Çok doğru bir söz. Sen hakikaten ben bir şey anlamadım. Ben akşam nişanlandınız Doğuş'la. Sabahın ayrıldınız. Nasıl oldu? Ne? Düşecek. Ay Allah'ım yarabbim. Valla çok seviyorum sizi ben. Benden oho. İki oldu. Nasıl yani? İki oldu. Allah üçten esirgesin ya Rabbi. Ama üçe alo. Kadar yolu var İbrahim. Alo. Ses çok yüksek. Alo. Alo Hakan Bey. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Biz biraz yaralara parmak bastık galiba. Tabii sizin burada ne şekil bir bilgi bildiğiniz var, olayın neresinde yer alıyorsunuz bilmiyorum ama buyurun. Dinliyoruz sizi. Ben şimdi programı izlerken olayın ben şurasındayım. Ben baştan beri bunu da kendi haber portalında da yazdım. Ben şu tartışma şöyle yanlış bence. Hiç oraya değinmediniz. Gerçi İbrahim abi demin oraya doğru değindi ama Bekir abi herhalde orayı kaçırdı. Yeşim Salkın bu açıklamaları yapması ne kadar etik bir. Ben onu söyledim evet. Evet siz onu söylediniz ama kaçırıldı orada ve çok önemli bence. 9 yıl sonra Hakan Uzan eşisiniz. Belli bir güce sahipsiniz. Zaten Kral TV ödüllerini ben başından beri hep eleştirdik gazeteci olarak. Herhalde Bekir abi de aynı benimle fikirdedir. Fakat Yeşim Salkım bu açıklamayı üstelik de bir dilek tut yarışmasında yapmakla doğru mu yapmıştır? Bir, çünkü orada şarkıcı koçları eleştirilmek için değil. Bence oraya bir dilek tutmak, bir hayal kurmak için gelen yarışmacıları eleştiriciklerine kendi alanında kavga yapıp Hilal Cebeci'nin üzerine gittiler. Ben Bekir abiye bunu da söylüyorum. Bekir abi bu doğru mu?
Ama olayın bir de şu boyutu var. Ben bu olay 9 sene sonra açıklanması etiktir demedim. Evet, ben onu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. İnsanların kandırılması varsa, kandırılıyorsa, isterse 50 yıl sonra olsun, bu bir şekilde ortaya çıksın, Ahmet açıklasın, Mehmet açıklasın. Ama insanları kandıranlar, yalan söyleyenler, yalanlar, haksızlıklar, adaletsizlikler, her şey ortaya çıksın. Kapalı kapılarda kalmasın, cepte kalmasın. Doğru neyse o çıksın ortaya. Ben bunu söylüyorum. İşte bu çok doğru. Bak Bekir abi, o zaman burada Yeşim Salkım niçin bu açıklamayı 9 yıl sonra yaptı? Söyler misiniz bana? Niçin yaptı? Evet. Hemen söyleyeyim ben sana. Ben bir gazeteci olarak söylüyorum. Ben hissettiğimi söyleyeyim. Yeni bir yarışmaya başladı. Bu formatta havaya kaldırması lazım. Orada oynaması lazım. Bir şekilde reyting kaldırması lazım. Hilal üzerinden gitti. Hilal kolay bir lokma zannetti. Bu kızın da ağzı maşallah var yani. Cevabı verdi. Reytingler tavan yaptı. Alan razı, veren razı. İkisi de. Şu anda ben Hilal'in de çok mutlu olduğuna inanıyorum ben. Yaşım Hanım da memnun olduğuna inanıyorum. İkisi de alıyorlar, rüzgar götürüyorlar. Gazeteler, televizyonlar, her taraf bile böyle dalga dalga gidiyor. Olay bu bence. Şimdi Hakan kardeşim, sen dedin ki perde arkasını ben biliyorum, onu açıklayacağım. Bildiğinle ilgili perde arkası şu. İbrahim abi. Efendim. Dinliyor musunuz beni? Dinliyorum. Perde arkası, ben de o zamanlar sizin radyonuzda görev yapan bir gazeteciydim. Evet. Aynı tarihlere denk geliyor bu konuşmalarımız. Evet, doğrudur. Doğrudur. Perde arkası şu, biz o zamanlar da bunu söyledik. Şaibeli ödüller verildiyken haber yapılıyordu. Yani o zaman kimse çıkıp da Hakan Uzan istediğine ödül dağıtıyor diyemiyordu. Ama bunlar veriliyordu. Perde arkası bu. Biz gazeteci olarak bunları zaten biliyorduk. Dile getirdik. Bunlar haksız almıştır. Bunlara yazık olmuştur. Peki size göre, Hakan Uzan'ın burada suçu var mı? O efendim? Çok ilgilenir mi? Burada Hilal Hanım'ın hiçbir suçu yok. Hayır. Hakan Uzan'ın bir ilgisi var mıydı? Yani bana göre orada reis hanım bir de şirketin başında. Bu böyle olsun demiştir. Adam da nasıl biliyorsanız öyle yapın demiş olamaz mı yani adam? Genelde hanımların dediğini eşler hep yaparlar İbrahim abi. İşte ben de öyle diyorum yani öyle. Sizin dediğiniz insan sevdiği insanı çok iyi yakalamışsınız. Sevdiği insanın bir lafını bizden daha iyi buldunuz açıkçası. Bence sevdiği insanın bir lafını iki etmez. Doğru mudur bu? Doğrudur tabii. Doğru. Oraya gitmiş. Peki bir lafını iki etmez ama bana göre de orada şöyle bir yanlış var. Bu etik olmayan açıklama. Bekir abi diyor ki açıklanması gerekir, gizli kalmaması gerekir. İki, ben de diyorum ki böyle bir şey neden yaptınız? İnsanlar bunu şaibeli olarak lanse edecekti. Yani bunun üstünde duracaklar. Neden yaptınız? Yani ne kar yaptı mesela? Ödül verdiniz. Hilal'e ödül verdiniz. Mesela Yeşim Müziği'ye ne kazandırdı? Ben söyleyeyim hemen. Hemen. Yani hemen söyleyeyim. Yani Kral TV müzik sektörünün o dönemde lokomotifiydi ve bu sektörde milyonlarca dolar dönüyor. Ödüller, promosyon anlamında inanılmaz şekilde sana dönüyor. Televizyonlar, röportajlar, medyatik olma anlamında alıyorsun rüzgarı, büyüyorsun. Konserlere sen çağırıyorsun, ismini marka yapıyorsun ve bir şekilde eğer şaibe varsa bunda haksız şekilde kazanç elde ediyorsun. Bekir abi, bütün olay bu. Bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bu. Bekir abi. Evet, çok önemli bir şey söylüyorum. İbrahim abi de aynı şekilde kendisine de söylüyorum. Yeşim Salkım bugün Hakan Uzan'ın eşi olsaydı böyle bir açıklama yapar mıydı? Kesinlikle yapmazdı. Doğru söyledin. Saygılar milletiyorum. Hakan eğer başka bir şey... Kolay gelsin. Saygılar, hürmetler. Efendim, ilerleyen zamanlarda Yeşim Salkım'la Hilal Cebeci'nin konuşmaları ve Hatice kızımızın ağlamaları var. Onları ilerleyen zamanlarda derken az sonra onları vereceğiz. Şimdi Kutsi, gel bizi bir şarkılarınla ez bakalım. Evlilikle ilgili bir şarkı var. Nedir abi o? İlhan'ı aşk ediyorum diye bir şarkı var. Vay. Muhteşem vay, şarkı. Muhteşem vay. Bence o şarkıyı şimdi söyle. Şimdi değil söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. İlhan'ı aşk ediyorum. It's count. Ne oldu? Dur girmesin. Ne? 7 numara. 7 numara çek. 7 çek. 7 evladım, 7. Bir filmin sonu gibi yaşıyorum seni. Eski bir yalnızlıktan ödün çalmış gibi. Yasaklarım, günahlarım bırak bana kalsın. Eski bir çığlık gibi hala aklımdasın. Seni unutmama izin verme.
yaşıyorum seni. Eski bir yalnızlıktan dün çalmış gibi. Yasaklarım, günahlarım bırak bana kalsın. Eski bir çığlık gibi hala aklımdasın. Seni unutmama izin verme. İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. Alkışlarınız en büyük destek. Elinizi cebine atıp kaset almanıza benzemiyor alkışlamanız. Yemin ederim. Alkışlar her şeye bedel. Gerçekten her şeye bedel. Maddiyat hiçbir zaman önemli olmamıştı benim müzik yaşantım boyunca. Vay, her senin zaman... sol taraftaki Gamze'ni yesinler evladım. Her zaman başarıyı hedeflemeye çalıştım. Böyle güzel şarkılar böyle güzel insanlaradır. Her zaman da onu yapacağım. İnşallah Allah bana bu gücü verdiği sürece. Sağ olun. Hatice. Sen bu konuda bir şey diyecek misin? Hangi konuda? Yani Hilal'e. Ödül konusunda mı? Kızgınlığın olabilir mi? Ödül konusunda. Yok, ben hayır, hayır, hayır. Ben asla Hilal'e kızgın değilim. Ya bana yani zaten kızgın olmam gereken başka insanlar yani var. Yani zaten bana kızgın sen... olmaman gerekiyor. Hayır, benim hayır, bir kabahatim yok senin çünkü. Senin hiçbir kabahatin yok. Ama bazı şeylerin artık bizim ülkemizde değişmesi gerekiyor. Artık hak edenin, eğer ödülse hak edenin olmalı bence. Ama bunun üzerinden diyorum yıllar geçmiş İbrahim abi. Ben o an zaten üzüntümü yaşadım bitti. Tekrar bu olayla açmanın hiçbir anlamı yok. Şimdi bak ne seyredeceğiz. Ben Hilal için ayrıca üzüldüm yani. Keşke o konuda düşmeseydi. Verelim bakalım bu... Birçok şeyi öğrendiğim insan Yeşim Salkım olduğu için ondan saygısızlığı da öğrenmek istemiyorum. Şenay Hanım oturuyor. Bak, Şenay Hanım oturuyor yanınızda. Şenay Hanım oturuyor yanınızda. O bak, resimlerden busun. Sizin de var zannediyorum. Bak, hayır canım hiçbir yerde o resimlerden sizin de var. Hiçbir yerde yok. O resimlerden Türkan Şoray'ın da var. O resimlerden Türkan Şoray'ın da var. O resimlerden Hülya Avşar'ın da var. Bak oraya gelirsem o mikrofonu senin ağzına sokarım. Oraya gelirsem o mikrofonu senin ağzına sokarım. Duralım orada. Neyi diyor? Neyi ağzıma? Ne? Biplememişler İbrahim abi orayı. Ha? Biplememişler orayı. Bipleme. Hakikaten lan. Niye biplemediniz oğlum? Hilal'in sesi biraz bastırıyor. Hilal biplemiş biraz. Hilal'in sesi biraz bastırdığı için biplemiş Hilal. Hilal biplemiş. Evet. Ne dedin? Ne oldu? Ya ben pek bir şey demedim. Bu resim ne yani? Bu ne? Sen resmin mi bu? Benim resmim evet. Benim resmim. Yani özellikle hiç... peki bu resim özellikle gelmiş oraya bana göre. Evet. Yani peki getirmiş. Bir şey daha söyleyeyim. Ben burada bir kurgu görüyorum Bekir Azar. Şimdi burada bana göre olaydan senin de haberin var, onun da haberi. Çünkü hayır bir dakika. Eğer onun haberi yok, senin haberin yoksa o nereden biliyor ki sen ona laf söyleyeceksin? Terbiyeyi de ondan öğreneceğim, saygısını da ondan inşallah öğrenmem. Bence o resmi pat diye çıkartıyor. Benim fikrim şu. Geçen haftaki tartışmalardan sonra ben aslında ayrılmak istedim. Yapımcı şirketle konuştum. Sonra işte bu hafta öyle olmayınca o da demek ki bu hafta röportajım vardı. Bir dergide röportajım vardı. O dergiyle gelmiş. Yani bu tabii ki bir kurgu değil. Şimdi bunlar ben bilmiyorum. Bana hoş gelmiyor bunlar ya. Bunlar bilmiyorum. Yani ne bunlar? Ne yapıyoruz yani? Ne? Ne? Gayet özeti şu. Yani koskoca bir Yeşim Salkım'sın. Bir ismini bir marka yapmışsın. Bir şekilde bir yerlere gelmişsin.
bana göre... Çok severim ben. Yani yakışmıyor. Da ya. Yani bir fotoğrafla karşındaki insanı vurmak, ben yeşim salkıma bir bayan yani. Yakıştıramıyorum. Şimdi, yani hemen bu lafını alıyorum, dönüyorum. Bazı kendini bilmezler mi diyeyim, bilenler mi diyeyim, ben cahilim ya, ben çok cahilim. Bana öyle demişler, sesine bir şey demiyoruz ama kendisi biraz cehaletine böyle parmağını da şey yaparak İbrahim Efendi kendine gel diye. Ben senin o parmağını alır, o parmağını alır kulağını kaşındırırım. Sana bugüne kadar saygıda kusur etmedim. Ben saldırgan, kavgacı bir tip değilim televizyonlarda. Beni kendinize benzetmeyin. Sakın ola ki kendinize benzetmeyin. Bir de orada belden aşağı vurmalar var. Ben şimdi reklam girsin araya, reklamdan sonra bakacağım. Doğruysa Sayın Ersoy Efendi, Sayın Ersoy Efendi artık bundan sonra, bak az önce ben konuşmalarımda sesini hiçbir şekilde bir şey demiyorum ama bu tür konuşmalar yanlış diyorum. Ben insanım, vatandaşım, yanlış diyorum. Ayrıca da yanlış konuşuyorsun. Mustafa Sağ Yaşar gibi insana açıp tehdit ettin. Kimsin sen? Nesin? Mustafa'nın dediği gibi. Biraz saygılı olacağız. Biraz saygılı olacağız. Sesiniz güzeldir diye bu ülkede birçok şeyleri yaptınız. Neler yaptınız ortadadır. Saygıyı kaçırırsanız sokağa çıkamazsınız. Bu insanlar her türlü, bu toplum sizi her türlü kabul etmiş. Saygıyı da kaçırırsanız bu insanlara sokakta sizi bilmem neye boğarlar. Lütfen saygıda kusur etmeyin, çünkü ben haddim değil, hiçbir zaman saygıda kusur etmem. Saygıda da kusur etmeye beni kimse zorlayamaz. Senin gibiler, milyonlar da olsa mümkün değil. Hele hele bir iki laf etmişsin, onu şimdi reklamdan sonra öğreneceğim. Eğer o lafları ettiysen yandın evladım. Bülent Ersoy değil, Feriştah olsan yandın. Bunu tehdit olarak algılama. Benim en büyük tepkim konuşmamaktır. En büyük tepkim konuşmamaktır. O kişi hakkında, o kişiyi konuşmamakla öldürürüm. Orası senin babanın çiftliği değil. Orada öyle parmak uzatarak böyle sen milyonların sevgilisi olan İbrahim Tatlıses'e parmak, o parmağını kırarlar senin. Bak ben milyonların sevgilisi olan Bülent Ersoy'a parmak yapmıyorum. Hareket de yapmıyorum. Sadece saygıya davet ediyorum. Saygılı olursan puan alırsın. Saygısız olursan yapma Bilo. Yapma Bilo, yapma. Ağır ol. Ağır, ağır. Evet, huzurlarınıza. Tamam, resim de öyle dururken Didem'i nasıl çağırıyorum ha? Tamam. Evet. Şimdi reklamdan sonra inşallah o cümleleri sen sarf etmedin. Eğer ettiysen yolun açık olsun güzel kardeşim. Didem geliyor bakalım. Thank you.
Senin elini kaldırıyorum. Pembeler çok yakışmış ama reklamlardan sonra senden bir söyleşi yapacağız. Konuşturacağım onu. Bakın, gel Cano, gel buraya, gel. Bakın, elimde çay var. Şöyle beyaza da getireyim. Bakın. Bakın, bu çay. Çay içiyorum ve keyfime bakıyorum. Ve hiç kimseyi de belden aşağı vurmuyorum. Elimde o kadar belden aşağı gizli şeyler, saklı şeyler var ki. Delikanlı adam, kadının da delikanlısı, erkeğin de mutlak ve mutlak delikanlısı vardır. Adam olan adam insanı belden aşağı vurmaz. Çünkü çok basittir o. Çok basit ve çok kolaydır. Ama biz yapan dilimizdir. Bakın padişah demiş ki gidin demiş koyunun bana en tatlı yerini getirin. Gitmişler koyunun dilini getirmişler. Bu mu demiş en tatlı yeri? Evet demiş bu. Peki demiş gidin bir de en acı yerini getirin bakayım. Koyunun. Gitmişler yine dilini getirmişler. Demiş ki ya acı, tatlı dedim gittiniz dilini getirdiniz. Acı dedim yine gittiniz dilini getirdiniz. Ne demek bu? Demiş ki efendim bu dil öyle bir şeydir ki istediği zaman tatlı olur, istediği zaman acı olur. Bizim de dilimiz, senin de dilin, benim dilim, senin dilin. Bırak beni konuşayım. Yine sana danışayım. Biz saygıda kusur etmiyoruz. Biz sadece topluma adam gibi mesaj verin diyoruz. Adam gibi. Biz sesinize bir laf etmedik. Sesinize saygı duyarız. Çünkü Allah vergisi bir sesiniz var. Kişiliğini de çok severim. Benim kadim dostum, arkadaşımsın. Ne oldu sana böyle birden? Seni dolduranların kim olduğunu bir araştır. Bir onun kimliğine bak. Önce beni arayacaksın. Diyeceksin ki İbrahimciğim, kadim dostum, benim için böyle böyle şeyler dedin mi sen? Ben senin için bir şey demem. Ben senin için diyorsam işte burada söylüyorum. Bak burada. Canlıya söylüyorum. Bu insanların huzurunda. Canlı yayında söylüyorum öyle. Tagoti çigotilere işim yok. Ben çünkü bir söylerim onlar 1500 anlatır. Değerini kaybeder benim söylediğim şey. Sana çünkü başka türlü anlatılır. Sana yaranılsın diye. Ama sen halen cahilsen ben ne yapayım? Halen kafan çalışmıyorsa ben ne yapayım? Allah cezanı verecek ne diyeyim yani. Ama ettiğim bir laf var ki sen de pişman olmuşsun. Antalya'yı aramışsın. Alo. Ben de aradım çünkü akıllı bir insandan cevap almışsın. Akıllı bir insana da dert yanmışsın. Beni tarih ettiler demişsin. Bu lafı söyledim. Çok üzüldüm. Pişman oldum. O zaman pişmanlığını önümüzdeki hafta söyleyeceksin. Biz hiçbir şey reyting için yapmıyoruz. 17 senedir İbo Show var. İbo Show'un reytinge, meytinge ihtiyacı yok. 2000 tane evde alet var diye 2000 tane eve kendimi endeksleyemem. Beni Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında komşuları, Türklerin bulunduğu her yerde şu anda İbo Show izleniyor. Dört hafta bizim altımızda kaldınız. Dört hafta biz sizin üstünüzdeydik. Biz bir şey demedik. Siz de ara sıra birinci oluyorsunuz, biz de. Biz onun peşinde değiliz ya. Biz insanlara mesaj vermeliyiz. Izdırap çekiyoruz biliyor musunuz? Aç olan evlerimiz var. Çul bulamayan evlerimiz var. Anlar mısın? Sen halen parmağımdaki bilmem mücevherler 40 milyon dolar, 100 milyon dolar bilmem ne diyorsun? Açlarımız var. Aç.
Açlık nedir bilir misin? Ben bilirim ama. Şimdi kim? Oo, bu akşam karıştı abi ortalık birbirine. Ortalık birbirine karıştı. Evet, çok sevdiğimi söylemiştim. Daha sonra bağlanacak. Yeşim Hanım, Yeşim Salkım Hanım telefona bağlanmak istiyor. Yani telefondaymış. Şimdi nankörlük üzerine bir cümle söylemek istiyorum. Dünyada her şey ol. Ne olursan ol, Mısır'a sultan ol. Alkışlarız. Belki bir gün bize de faydanız olur diye. Ama kör ol ve nankör olma. Nankör olma. Nankör kedi diyoruz. İskan İzdibor. Az sonra Yeşim Hanım'la çok sevdiğimi söylemiştim. Bekir abi, Hilal Hanım, Asuda Hanım. Hatice kızımız. Hatice olduğunu biliyorum herhalde. Teşekkür ederim. Çok şeker, çok maşallah. Evet, bağlanacağız. Bana göre inşallah olayı çözeriz ve güzel bir tatlı şekilde bağlanır gider. Evet, ne? Hazır mı? Nankör kediyi söylemeyeyim ya? Ama bir bayanı da bekletmek, o da daha büyük bir ayıp. Yani bekle biraz daha reyting alalım. Yok öyle bir şey. Alo. Alo. Yeşim Hanım. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Saygılarımızı iletiriz, bizler de çok iyiyiz. Aynı şekilde, aynı şekilde. Orada bulunan bütün değerli misafirlerinizin, konuklarınızın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayrıca bugün Anneler Günü. Sizin de dahil olmak üzere herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimizin Anneler Günü olsun. Ben de bir anneyim. Allah evladınızı bağışlasın. Amin cümlemize inşallah. Allah başından eksik etmesin. Amin. Buyurun efendim. Ben size çok büyük saygı duyuyorum ve size her zaman çok büyük sevgi duydum. Çünkü çok değerli bir sanatçısınız. Sanatçı değilim, ben şarkıcıyım Yeşim Hanım. Ben hep onu belirtiyorum ya. Çünkü peki, sanatçı... Ben siz nasıl ya kabul ben edersiniz? Ben şarkıcıyım abi. Sizin çünkü gözünüzde, o bazen kızıyorlar sanatçı, herkesi alıp sanatçı yapıyor. O zaman olmuyor. Ben şarkıcıyım. Bence siz de iyi bir şarkıcısınız. Peki ben de. Bizim gözümüzde siz değerli bir müzik adamısınız. Ben öyle söyleyeyim o zaman. İyi bir babasınız. Kesinlikle. Örnek bir Türk vatandaşı. Bence. Teşekkür ederim. O yüzden de ben sizin programınıza bağlanmayı çok büyük bir gurur sayıyorum. Bizi çünkü şereflendirdiniz. İki haftadır hiçbir programa bağlanmadım, katılmadım. Bu olaylar başladığından beri katılmadım. Özellikle de bu akşam sizinle karşılıklı konuşmayı arzu ettim. Çünkü beni anlayabileceğinizi düşünerek kesinlikle sizinle konuşmak istedim. Bir kere her şeyden önce ben dünkü tavrım için Türk izleyicisinden ve oradaki yarışmacılardan, bizimle beraber yarışmaya katılan ve dileklerini tutmaya çalışan, orada bir şeyler yapmaya çalışan yarışmacıların herkesten, zaten orada da özür diledim. Bir kere daha özür diliyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum. Bana bu açıklamayı neden yaptığımı defalarca sordular. Fakat ben bunu magazin programlarında konuşmayı pek tercih etmedim. Çünkü montajlanıyor, siz de biliyorsunuz. İşte çok o, evet. O canlı yayında olduğu gibi söylüyorsun ama orada işlerine evet. Gelen şeyleri alıyorlar. Evet. Lafın gerisi gidiyor, manası, ifadesi gidiyor. Ortada çıplak bir şey kalıyor. Evet. Ben kendi adıma ticari yaptığım bir yanlışı düzeltmek için öyle bir açıklama yaptım. Peki az önce bağlanan Hakan dedi ki şu anda dedi Yeşim Hanım, o ismini söylemek istemiyorum, o beyefendinin eşi olsaydı bu açıklamayı evet. Şu anda yapar mıydı? Evet. Takdir edersiniz ki İbrahim Bey, ben yanında bulunduğum insan eğer benim eşim konumundaysa onun yanında durmak zorundayım. Onun iyi gününde kötü gününde yanında olmak zorundayım. Onun hatalarını ve kusurlarını kapatmak zorundayım. Çünkü ben
Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği her türlü hakla o insanın eşi oluyorum. Doğru. Ve halkın gözünde de bir insan eşini küçük düşürmez, eşinin kusurlarını kapatır, tam tersi ona kol kanat gerer ve gerekirse kendi onun önüne atlar. Bu lütfen bu sözlerinizi alıyoruz. Türk örf adetlerine uygun olan bütün hanımefendilerin ve bütün beylerin bunu alıp cebine koymasını istiyorum. Yani, öyle olması lazım. Gerçekten doğrudur. Evet, buyurun. Evet. Ve ben o dönemde hakikaten tabii ki her hanımın yaşayacağı gibi evliliğinde zor günler yaşamış olabilirim ama hiçbir zaman çıkıp hiçbir açıklama evliliğimle ilgili yapmadım. Yapmayacağım da. Sadece çok zor günler yaşadığımı söyledim ama en güzel günleri de yine o insanla yaşadığımı belirttim. Şimdi asıl konumuz şu, ben bu sektörde pek çok insanın çok haksızlığa uğradığına inanan bir şarkıcıyım. Bunun içine ben de dahilim. Ben de zamanında çok haksızlıklara uğradım. Benim zamanımda, benim şirketimde çalışan arkadaşlarım da bu haksızlıklara uğramaması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama bir tarafı korurken, tabii ki diğer bir tarafı maalesef üzebiliyorsunuz. Diğer bir tarafı yaralayabiliyorsunuz. Ve ben de bunu yaptığım için, çok büyük bir vicdani rahatsızlık duyduğum için bu açıklamayı yaptım. Ayrıca o programda o gün ben Hilal'i hatta görmüştüm, kendisini öptüm. Fakat biraz bir takım konuşmalar söylediler bana, Hilal'in benimle ilgili söylediği. Ben de biraz dolduruşa geldim, kabul ediyorum. Ve ben çok asabi ve çok ani parlayan ve ani sönen bir kadınım. Sinirlerime hakim olamıyorum bazı durumlarda, haksızlıklarda. Vefa dediniz az önce. Vefaya karşı benim çok büyük hürmetim, saygım var. Ben hayatımda kimseye vefasızlık yapmamaya çalıştım elimden geldiğince. Ben orada kendimi sırtımdan hançerlenmiş gibi hissettim. Hilal'in benim hakkımdaki düşünceleri sanki yanlışmış gibi geldi. Çünkü bana böyle aktarıldı. Ve ben o programa çıkmadan önce ben sizinle görüşebilir miyim? Hilal'le daha sonra konuşuruz. Ben bir duygularımı... Peki ben Cano'ya geleyim. Cano in aşağı. Diyorum. Cano'ya evet. Geleyim. Evet. Peki ne söylediler? Hilal'in işte benim şirketimle ilgili çalışmalarında mutsuz olduğunu, işte ayrıldıktan sonra bir takım şeyler yaşadığını ve bununla ilgili bir takım problemler. Aslında bunlar da önemli değil. Aslında benim bunlara da takılmamam gerekiyordu. Benim yaşıma yakışır bir şekilde olgun bir kadın olarak bu şöhret dünyasının içinde her türlü zorluğu yaşamış, her türlü kötülüğü veya işte çok tabirleri, bu tür tabirleri sevmiyorum ama ahlaksızlıkları birebir dahi olmasa kapılar ardında görmüş bir kadın olarak onun da durumunu anlamam gerekiyordu. Fakat ben büyük bir vicdani rahatsızlıkla, çünkü Hatice de aynı programdaydı, o da bir koçtu ve o ödül Hatice'nin hakkıydı. Ve ben burada bunu açıkça itiraf ettim. Kendi adıma olan kısmını itiraf ettim. Çünkü böyle yaşamak istemiyorum dedim. Bu vicdan rahatsızlıkla yaşamak istemiyorum dedim. Dün Hatice'den de özür diledim. Beni affet dedim ona. Çünkü hiç kimseye karşı borçlu gitmek istemiyorum. Ve ben aile terbiyemi böyle aldım. Kendimi çok kötü hissettiğim için böyle bir açıklama yaptım. Artık affedip affetmemek. Yani bilinçli bir şekilde bile bile yani ödül olur muydu, Hatice'nin miydi? Yani gerçek bütün oylar ona mı gelmişti? Şöyle anlatayım ben size. Hilal ve Hatice başa baş gidiyorlardı. Fakat Hatice'nin albümü yaklaşık 400 bin üzerinde bir satış yapmıştı. Çok büyük bir parlama yaşamıştı. Ama o zaman prestij müzikle çalışıyordu. Kral TV'nin ödül törenlerinde biliyorsunuz zaten hep prestij müzikle de çok yakınlığı prestij vardı. Prestij o dönem kavgalıydı bizim şey. Galiba. Ben tam rakamı bilemiyorum Hatice Hanım ama ben tam rakamı bilemiyorum. 465 bin olması lazım. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ben sizi affediyorum Yeşim Hanım. Hilal de hakikaten SMS'lerde çok iyiydi. Hilal de SMS'lerde çok iyiydi. Fakat
şunu üstüne basa basa hep ben belirttim ki bu bir sektör problemidir. Bu sadece Kral TV ödül törenlerinde değil, bu bir gazinoda programında da yaşanır. Daima insanlar birbirlerini kollar ve korurlar. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz İbrahim Bey. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ben sizi çok iyi tanıdığım ve bildiğim için, çok da sevdiğim için, zaten az teşekkür önce de söyledim. Ederim. Çok teşekkür ederim. Bütün insanlar, Sayın Bekir Hazar'ın da dediği gibi, bana göre Yeşim Salkım'ın sadece o gece elenenler ve şeye katılanlar değil, televizyonu başlarında izleyenlerden de, doğru öyle bir şey evet, mi? Herkesten. Benim beklentim çünkü o gece milyonlarca insan bunu izledi. Haksız bir kişiye verildi. İzleyen insanlar da kandırılmış durumuna geldi. Bence Yeşim Hanım Yeşim Hanım, ben cümlemi bitireyim. Siz çok güzel bir şekilde erdem gösterdiniz, olgunluk gösterdiniz. Burada Hatice Hanım'dan özür dilediniz. İnsanlardan özür dilediniz. Ben aynı özrü o dönemde kandırılmış insanlardan da dileyeceğinize ben inanıyorum ve bunu bekliyorum yani. Bana yanlış bir şey dedi. Siz bu olgunlukta bir insansınız. Bana müsaade ederseniz ben bu telefon konuşmasını o yüzden yapıyorum. Türkiye'nin her sektöründe olmak kaydıyla pek çok sektöründeki insanlarla bir araya geldim, yemeklere katıldım, toplantılara katıldım, iş adamlarını da tanırım. Türkiye'deki yaşanan özellikle müzik sektöründeki haksızlıkları da çok çok iyi bilirim. Ben orada o sene dahil olmak üzere pek çok senenin içerisinde bir şeyler yaşandığını SMS atan tabii ki ben Türk halkından zaten özür diledim Bekir Bey. O zaman mesela... Ben kendi adıma özürümü diledim ve dedim ki ben bir anneyim. Benim bir annem var, benim bir evladım var, benim bir babam var, benim yeğenlerim var. Ben gece yatarken son günahımı da çıkartıyorum dedim. Vicdanen rahat uyuyabilmek için böyle bir açıklama yaptım. İzleyenlerin herkesten, bütün Türkiye'den özür diliyorum diyorsunuz. Doğru mu efendim? Biz bunu böyle mi algılıyoruz? Evet. Ben alkışlıyorum. Evet. Ben alkışlıyorum işte bu. Evet. Sanatçı evet. Yaklaşım bu olması. Evet. Yeşim Hanım toparlayabilir miyiz? Tabii ki. Yani benim... Sadece burada tabii ki çok teşekkür ediyorum yayınınıza kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, şereftir bizim için. Dün yaptığım hakikaten haddimi aşarak çok böyle gereksiz, dün de gene bir takım konuşmalar yaşanmıştı öncesinde. Hilal'e konuşma şeklim ve tarzım hiç hoş değildi. Bu bana yakışan bir şekil ve tarz değildir. Ben insanlara böyle davranmam. Hatice Hanım'la zaten daha sonra konuştuk ve açıklamamı da yaptım. Ben bir dilek tut yarışmasının jüri üyesiyim ve bu yarışmaya gölge düşmesini istemiyorum. Hilal'in bundan sonraki hayatına da gölge düşmesini istemiyorum. Hiç kimsenin hayatına gölge düşmesini istemiyorum. Biz de sizi tekrar üstüne basarak diyorum ki bundan sonraki hayatınız inşallah sağlık ve huzurla geçsin. Allah sizleri sevdiklerinize bağışlasın. Bundan sonra çok bambaşka bir Yeşim Salkım göreceklerinden emin olabilirim. Peki, teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok sağ olun. Saygılarımızı iletiyoruz. Biz de bu gece bu defteri kapatıyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuda. Evet. Ben de Hilal Cepheci'ye sesleniyorum buradan. Güzel bir şey yapmak istiyorsan al o ödülü Hatice'ye ver. Ben bir şey söyleyeyim. Çok ben güzel bir şekilde. Hayır, ben istemiyorum. Bu çok güzel bir mesaj olur çok herkese. Çok güzel mesaj. Bana göre. Ödülü getirdin mi yanında? Sana de, getir demiştim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben olsam veririm. Dün getirdi, ben almadım İbrahim abi. Bir şey söyleyeceğim, onu atlıyorsunuz seni, ya. Ama önemli değil. Ya diyelim. Bekir Bey, mesaj bir önemli, mesaj. Bir saniye. Çok ya, güzel bir mesaj olur. Ya atladığınız bir şey var, Yeşim Hanım da diyor. SMS'lerde öndeymişim. Bunun bir önemi yok mudur? Ama bu MÜYAP gibi. Hayır, MÜYAP gibi. Bir şey söyleyeceğim. MÜYAP'ın ödülleri kaset satışına göredir. Ama Kral TV'nin ödülleri SMS'e göredir. Bu kadar basit. Tamam, sende kalsın ödül peki. İşte ama böyle sende kalsın. Peki o zaman, halkın oylarını önemsemiyor muyuz? O zaman bir dakika, Yeşil Salkım niye diyor peki aslında yani. Hatice'nindi. Şimdi o etik olarak şöyle düşünüyor. Satışında çok fazla değil. Peki niye o zaman? Hatice anlamadım. 450 satışa bin göre mi? Satışa göre değil. Kral TV buradan ben söylüyorum da MÜYAP satışa göredir. Peki, Kral TV SMS'lere göredir. SMS'lerde bir şaibe yok mu sence? Ile? Bence yok. Bence var. Bence yok. Yani bence ya yok. Aslında var, ben yok. Hatice'ye veriyorum var, ödülümü. Yok. O ben zaman Hatice'nin şarkısını hangi şarkıyla katılmış klibiyle birlikte izleyelim bakalım. Biz de verelim bir SMS ona. Pardon. Verelim. Evet, gel bakalım abi. Evet, bekliyoruz. İskant is the board niyesini. Ben Hatice'ye ödülümü veriyorum. O zaman ben o yıllara gidip o hareketleri yapayım. Yap. Evet. Bebek hareketleri. Evet, istediğin gibi yapabilirsin. Geliyor mu? Geliyor.
Ne zaman geliyor? Çok da güzel bir parça ha. Aynısını yap Hatice yalnız, aynı hareketleri. Ver, ver hazırsa. Ver evladım. Dama çıkmış baş açık, aman dama çıkmış baş açık. Arpalar kara gılçık, aman arpalar kara gılçık. Eğer gönlün var ise, aman eğer gönlün var ise. Gigalucu yola açık, aman gigalucu yola açık. Fiday takta an kırılım fidayda, 506 yedim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda, başımı da yedi bu sevda. Fiday takta an kırılım fidayda, 506 Enteresan bir şey var, dikkat ettiniz mi? İki şarkıda hep eski bilindik şarkılar çok ön planda kafa kafaya yarışmış. Bu da önemli bir şey. Nokta değil mi Bekir Bey? Biri Köylü Güzeli, evet, biri Evet, evet, aslında, evet. Aslında ikisinin evet. de okuduğu şarkı eski yeni şarkı. Beste değil. Evet. Çok eski şarkılar. Evet, çok evet. eski şarkılar ama biz reklama giriyoruz. Ama biz reklama giriyoruz. Yoksa izah edeceğim durumu. Şekil itibariyle mi reklama giriyoruz?
söyledim, ne söyledim sana, ne söyledim ki? Vurdum kapıyı gittim. Be vicdansız, be insafsızın kızı, be nankör kedi. İnsan bir şey söyler. Sevmek dedin sevmedik mi? Aşka boyun eğmedik mi? Bütün kötü huyları, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana bana ağlamak düşer. Çekmek düşer. İnsan bir şey söyle. Sevmek dedim sevmedik. Aşka boyun eğmedim. Bütün kötü huyları, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana bana ağlamak düşer. Çınar gibi yana yana kül olmak düşer. Bugün yine bana bana of çekmek düşer. Bugün yine bana bana ah çekmek düşer. Ah 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 ah. Haftaya burada ödül törenimiz var. Haftaya İbo Show'da burada ödül törenimiz var. Niye ödül törenimiz var? Kral TV Medya Grup Başkanı Sayın Yüksel Ebsen Bey telefon hattımızda. Yüksel Bey. İyi akşamlar İbrahim Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, saygılar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Stüdyodaki çok teşekkür ederim. Sevgili Bekir Bey'e, Kutsiye ve Hilal ve Yatıcı Hanımlara da selamlar. İyi akşamlar. Şimdi reklam arasında demişsiniz ki, ben duydum. Bizim Aslı Hanım söyledi, yönetmen. Dedi ki Yüksel Bey, dedi ki eğer ki bu kadar şaibeli, bu kadar şey, çünkü sizin zamanınızda yapılan şey değil, sizden önce yapılan, kesinlikle bu dönem öyle bir şey beklemiyoruz ve sizlerin döneminde ve veya şu anda satışa sunulursa, ki giderse başka bir insanın eline geçerse, o da ayrı bir şey. Belki müzik kanalı değil, haber müzik kanalı şu anda karışık, daha başka farklı şeyler yapılabilir diye yani düşünebiliyorum, olabilir de. Demişsiniz ki ben bir ödül güzel kızımıza vermek istiyorum. O zaman hakkı yenmiş ve bugün o ödülü biz ona vermek istiyoruz. Böyle bir şey dediniz mi abi? Evet, söyledim. Şimdi öncelikle benim bütün problemim Kral TV ödül, video müzik ödüllerine duyulan güveni yeniden ihdas etmek. Burada da hanımefendi, az önce Yeşim Salkım Hanım özür diledi ama atladığı ve unuttuğu bir şey var. Bu memleketin önemli bir televizyonu, Kral Televizyonu ve müzik sektörü için lokomotif görevini gördü. Böylesine bir televizyonun ödül törenini, ödüllerini yıpratmaya kimsenin hakkı yok.
Hanımefendi herkesten özür dilerken Kral TV Video Müzik Ödülleri Kurumu'ndan özür dilemiyor. Madem bu kadar konu speküle edildi, Hilal Hanım dahi susarak durumu kabul ediyor. Yeşim Hanım kendisi zaten durumu izah ediyor. Bekir Bey de orada magazinin önemli bir ismi olarak bu duruma şahit. Ben de izlerken dedim ki biz Hatice Hanım'a iade-i itibar yapalım. Ve kendisine ödülü Hilal Hanım'dan alıp vermek yerine Kral Televizyonu geçmişte olmuş böyle bir hatayı, hatanın sahibi bu durumu itiraf ettiği için kendisine hafta içinde, dilerseniz gelecek hafta sizin programınızda en iyi ben müzik dalında kendi katılımını... Bunu sizden rica ediyorum. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta sizden o ödülü burada yine hanım kızımızı çağıralım ve ödülü ona takdim ederim. Kabul ederseniz. Tabii kendisi kabul ederse bizim için... Evet, ben kabul edersem bence İbrahim abi. Peki, şimdi siz kabul eder misiniz? 8 yıl sonra gelen ödülün dediğim gibi bence çok bir hani mantığı yok. Ha, örnek olması açısından. Örnek olması açısından evet bence. Olabilir. Kabul edebilir mi İbrahim yani. Abi? Benim zaten kimse... Sen bir şey der misin kızım? Yok. Ben tabii ki demem. Yani sonuçta Yüksel Bey böyle bir şeyi arzu ediyorsa, ama şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Çünkü başka ödüllerin şaibelerinden de bahsedildi aynı sene. O zaman onlar ne olacak? Toplu bir ödül töreni gerekiyor o zaman. Hilal Hanım, bu durum bizi sen fazlasıyla karıştın. Yıpratıyor. Konunun kapanması için. Sen biz az önce ne dedik? Az önce dedim ki ben bu defteri kapatıyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben zaten başından beri söylüyorum. Tabii ki verilsin. Ben hiç sesimi bile çıkarmıyorum. Ben tabii ki bu ödülü hak ettiğime inanıyorum. Siz zaten sesinizi inanıyorum. Çıkarmayın. Ödülü almışsınız zaten. Sende kalacak Hilal. Kalıyor ya. Ne başka? Yüksel Bey. Örnek olması açısından bu kadar ortaya çıktığı için bu konuyu bu şekliyle sonuçlandırmak istiyorum. Çok doğrudur düşüncenize. Buradan katılıyoruz ve sizler ne diyorsunuz? Bakın onlar da alkışlıyorlar. İnanıyorum ki bizi şu anda izleyen insanların hepsi sizin bu örnek davranışınızdan dolayı herkes olayı, suçunu kabul ettiği şekli itibariyle onun için defteri kapatalım. Önümüzdeki hafta sizi büyük bir sevgiyle ve saygıyla bekliyoruz. Kızımıza ödülü İbo Show'da verelim. Hay hay, seve seve. Kral Televizyonu'nun bu iade itibarı kendisine yapmasının bir gereklilik olduğunu zannediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Yüksel Bey'e teşekkür ederim efendim. Bravo Yüksel. Vay! 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 Evren! Onurum. Ha. Etek sarır. Ne alakası var ya? Kim var şimdi? Ne okuyor? Ne? Gel. Bozkurt. Neydi? Bu şimdi, oğlanın adı neydi? Yusuf. Kutsi. Kutma. Kutsi. Biliyorum Kutsi olduğunu. Orada çok güzel bir laf var. Bak afişinizde diyor ki, aynı şehirde nefes almak bile bana yetiyor. Vay. 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 Evet. Ya öyle bir an geldi ki. Kim bu? Artık canıma tak etti. Ben de dedim ki madem aynı şehirdeyiz, ayrıyız. Artık dedim nefes almak bile bana yetiyor yani. Bu senin mi bu şarkı? Benim o şarkı. Kim bu? Talihli. Ben merak ettim. Evet. Bak. Talihliydi. Geçmiş olsun. Liydi. Evet. Dili geçmiş zaman. Fi zaman. Fi zaman. Geçmiş zaman. Bekledim ne buldum bana şimdi.
çek git görmeyim seni Allah aşkına. Benim sana gözyaşlarım hediyem olsun. Bu acılar kaldı bende, eyvahlar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşte o hesap zamanı geldiğinde kimse Allah'a hesap veremeyecek. Çünkü herkesin bir hesapta yanlışlığı var. Sen bir de doktorsun değil mi aynı zamanda? Ha? Vallahi dizide öyle bir... Dizide izliyor musunuz? Nasıl? Rol yapıyor mu? Güzel mi? Teşekkür ederim. Vallahi benim öyle ilk projemdi yani Doktorlar Projesi dizisi. Çok da güzel yani gitti. Yani ilk projem derken... İlk dizi mi? Çalışmam yani. Ha, önceden hiç öyle diziyle alakam yoktu yani. Ben de ilk zamanlar... De niye fiziğin düzgün, aslan gibi delikanlı ne var yani? Ama ben müzik aşığı adamıyım. İlk önce bir müziğimi rayına oturtayım. Müziğimi daha böyle pekiştireyim. Ondan o zaman sonra o zaman şeye oyna. Ne o hareketli parça? Olay olay. Olay olay. Teşekkür efendim, ederim. 3 gün 4 gün önce Çankaya Üniversitesi 10. yıl kutlamasındaydım. Dım, dı dım, dım, dım. Dırım, dı dı da, dı dı du, dı dı da. Ragadu gudum, ragagadr, ragagum, ragagadr, ragaga. Mahmut Tuncer'in var ya. Dı 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 da, rum dı da, dı da, hum dı da, dı da, hum, hum da. O ne lan? Ben de böyle ettim o da. Ne var? Ne konuşuyorlar mı? Lan hele parmak yapma bana, parmak yapma hele. Hele parmak yok.
Allah Allah, parmakçı. Evet, gir bakalım. Bu güzelliği görüyor musun? Şu güzelliği görüyor musun? Şu güzelliği görüyor musun? Şu güzelliği görüyor musun? Are you ready? Are you ready? One, two, three. Çeginde uçan güvercin olsam, Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olsam, Türk olsam dillerde canım canım, diyar diyar dolansam, Türk olsam dillerde canım canım, diyar diyar dolansam, başımdaki sevdayı karlı dağlara mı yazsam, başımdaki sevdayı karlı dağlara mı yazsam, bu bendeki aşk değil cano cano, diyar diyar dolansam, bu bendeki aşk değil cano cano, söyle bana nere gidem de, oy ben neden nasıl eden başımın hara gidem, başım alıp para giden, bendeki aşk değil cano cano, söyle bana nere giden, bendeki aşk değil cano cano, söyle bana nere giden. Sen orada ben burada, başım yine belalarda. Sen orada ben burada, başım yine belalarda. Koyma beni buralarda cano cano, söyle bana nere gidem, koyma beni buralarda cano cano, söyle bana nere gidem, uy ben nedem nasıl edem, başımı alıp para gidem, oy ben neden nasıl edem, başımı alıp para gidem, bu bendeki aşk değil cano cano, söyle bana nere gidem, bu bendeki aşk değil cano cano, söyle bana nere gidem. Reklamlardan sonraki uzun havaya, reklamlardan sonraki uzun havaya ve tek sarı ve hesabım var ve daha neler var.
Bunun sözümüzü kimin? Benim. Lan sen neymişsin arkadaş la? Ya İbrahim abi. Ankaralılar der ya, İbo dayı la. Hatice dayı sen neymişsin arkadaş ya? Teşekkür ederim. O ne la? Neyi söyleyeyim ki benim? Size yazdığım şarkı, bunları. Ama bak burada ama üzülen biri var. Ne oldu diyor yine? Diyor ki çok üzülüyorum diyor. Ne oldu yine? Niye üzülüyorsun? Dönüp dolaşıp. Bilmiyorum, üzgünüm ben. Bana şarkıdan da dolayı mı? Bana da bir ödül verin haftaya. Sende zaten ödül var. Sen bir tane ödül daha istiyorum. Bir tane daha istiyorum. Hatice, bence sen de gönül almak için bir tane kolunu daha ısıran timsah var ya, onu hediye et. Ya timsah hastalandı zaten, sormayın. Kanımdan zehirlendi herhalde. Timsahı neyi versin? Timsahı versin yine de, bence kapatalım bu olayı. Bir şey daha var. Sen otur tamam, ki söyleyeyim. Tamam oturayım. Bir şey daha var. Cenk Eren kardeşimiz de diyor ki o ödül, yani haftaya Yüksel Bey'le birlikte sana vereceğiz. Artık o iş bitti. O bitti. Şimdi o kadar spekülasyonlar var ki, o da Cenk Eren de diyor ki, açmış telefon, diyor ki eğer İbrahim abi isterse bağlanayım. O ödül diyor hiçbirinin değildi. Lodin ne? Ay yok canım ya, şimdi ben buna gülüyorum İbrahim. Ne? Lonca Godin mi? Yonca Lodin. Ne lan? Yonca Lodin. Yonca Lodin. Ay ne ödülmüş ya? Peki nerede o kız şimdi? Yok. Diyorum ya Hilal bugün de bunu ha, ben nerede kız abi? Bak yok gördün yani mü? Bak yok. Mesela o da diyor ki olanlar ödül onundu diyor yani. Ama o demek ki ödül zaman, alsaydı belki bir yerlerde olurdu. Ben zannetmiyorum. Cenk Eren gelsin haftaya, o da bir ödül ona. Sen bir re ver bakayım kardeşim. Evet sen bir re gel bakayım. Hele verdiğim sözü yerine getireyim de ben uzun havayı. Bu kadar mı ses çıkıyor hepinizden? Sen değil diyor. Aman. Ah aman. Ah aman. Bak istesem şimdi Hicaz'a getirebilir miyim? Ah thank you.
başıma külelendi. Ah külelendi, külelendi yar başıma ey külelendi. Ah ne kurban külelendi. Thank you.
şirin uykumdan oldum. Eman 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 emma zalim bir zaman. Gider o yara haber yar dayanar bir zaman. Ay 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 ay. Teşekkürler. Dinleyen ustalarımız varsa, ki vardır, mutlaka vardır. Dinleyen ustalarımız varsa benim hoyrat, uzun hava dediğimiz, yani hoyrat, mani dediğimiz, yani Urfa tabiriyle söylüyorum. Dinleyen ustalarımız varsa takdir onlarındır. Yanlışım olmamıştır. Yanlış olduğunu zannetmiyorum. Üç ses falan değiştirdim. Kendi içinde. Hicaz aldım. Bazen bizde İbrahim Hüseyin'i falan derler. Uşak içinde böyle. Tekrar getirdik, Hicaz'a yatırdık. Bu bir ustalık diye taslamıyorum. Bir ustalık değildir. Ama ben ustalarımdan çok iyi öğrendim. Allah'ın da yardımıyla böyle hafızama şey gibi yerleştirdi. Şimdi artık öyle işin şeyini aldım ki kendim yazıyorum artık. Çünkü uzun havanın, aynı derler ya, zurnada peşrev olmaz. Uzun havanın da bazı parçaların, bazı böyle maya dediğimiz bazı ezgilerin makamı içerisinde söylersin ama uzun havanın makamı vardır, notası yoktur. Yani bir düzenleme, yorumdur sadece, yorum farkıdır. En iyi yaptığıma inanıyorum. Kusura bakmayın, bu konuda taviz veremem. Bazen gençlerimizi görüyorum, benim yaptığım bu figürleri, yaptığım nameleri yapıyorlar. Ha, kötü mü yapıyorlar? Hayır. Yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca buradan onlara destek veriyorum, alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum ama öyle uzun hava okuyorum diye de uzun hava okuyanlara ben okuyorum falan. Sakın, sakın benim öğrendiğim ustalar bu sözü size vermeme müsaade etmezler. Sakın. Ama gençlerimiz var ki öyle güzel okumak istiyor ki. İstiyor, o da İbrahim Tatlıses gibi okusun ama. O ayrı bir şey ya. Ben şahsen şimdi beden olarak değil, İbrahim Tatlıses'i bana göre ayrı bir yere koyun onu. Her eleye koyup elemeyin yani. Elemeyin artık, bırakın. Beni ayrı koyun abi, başka bir yere koyun ya. Kurban olayım size ya. Ben hepinizi reklama koy... Şey pardon. Reklam mı? O ne lan? Reklam mı? Para kazanalım abi. Efendim, Nur Yerlitaş aradı. O da biliyorsunuz çok önemli bir modacı ve şu anda da çok önemli ses getiren bir jüri üyesi. Abi sen ne yaptın ya? Sen manyak mısın diyor ya. Sen mi manyaksın sen bizi, yoksa manyak değilsin bizi mi manyak edeceksin diyor. Ne yaptın diyor ya. Çok sevinmiş, uzun havaya çok sevinmiş. Bir de kurduğum uslup la ilgili çok sevinmiş. Karşı tarafa çok hiddetlenmişler. Olağanüstü hiddetlenmişler. Ki ben neyse. Nur'a teşekkür ederim. Nur'uma. O diyor ki daha kuzum benim için. Kuzuya bak. Halbuki kurt burada kuzuları teslim ediyor Allah cezanı diyor. Hilal-i Cebeci. Tek sarı sene tekten sarsam lele sarsam. Etek sarım sana tekten sarsam lele sarsam. Kurban olan beydanen karsam lele karsam. Kurban olan beydanen
sordum sual ettim kimin yarsam nene yarsam. Sordum sual ettim kimin yarsam aye yarsam. Ben demeden dolu gibi okumamız lazım. Do okumamız lazım. Çünkü zurna da öyle do gibi bastı. Hafif bir dik bastı. Allah cezanı verecek. Kız da ona pes geldiği için o da hafif dik bastı. Hepsi dik bastılar. Bunu bir daha do okuyacağız ki herkes rahatlasın. Efendim? Hava durumu. Hava durumuna geliyoruz. Bakalım hava durumunda nasıl? İstanbul çok sıcak ama aldığımız raporlara göre doğu kentlerinde olağanüstü sel ve çok can kaybına mal olmuş. Buradan sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah diyoruz. Ve rahmet diliyoruz efendim. Afetin önüne geçilmez. Allah'tan gelen baştan göz üstüne. Ne gelirse Allah'tan gelir kuluna. Sabredelim. Bakalım gönül elden ne geliyor. Evet, hava durumuna geçiyoruz efendim. Buyurun. İyi akşamlar sayın seyirciler. Magazin İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre hazırlanan hava durumuyla karşınızdayız. Geçen hafta tüm yurt genelinde İbrahim Tatlıses bölgesinden gelen sıcak hava etkisini gösterdi. Sıcak hava dalgasının İbrahim Tatlıses'in omurilik felçleri yararına verdiği konserden dolayı olduğu tespit edildi. İmparatorlar da yardımseverdi. İbrahim Tatlıses! Sadece maddiyetle yardım olmuyor. Benim oğlum İdo da onun yerinde olabilirdi. Ama emrediyorlarsa namusum ve şerefim üzerine söylüyorum, 1000 tanayı da ben alırım. Vay vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı? İvo! Ay İvo diye o dillerini yedim, gel. Ver elini, ay. Süper! İbrahim Tatlıses bölgesinden esen lahmacun rüzgarı sadece Ege kıyılarında sınırlı kalmadı. Rüzgar Acemi Cadı bölgesine kadar ulaştı. Afiyet olsun. Doğal. Yemeğe misafir var galiba. Durun tahmin edeyim. İbrahim Tatlıses ve 7 sülalesi. İbrahim Tatlıses ve 7 sülalesi. Allah cezanı verecek. Allah cezanı verecek, alem sana gülecek.
Hafta içi İbrahim Tatlıses'in yaptığı açıklamayla meydana gelen orta şiddetli rüzgar, Hülyavşar bölgesinde aralıklarla sağanak yağışa dönüşeceği benziyor. Hülyavşar'dan mı oluşturacak? Hemen kaçarım. Neden? Çekemem abi, tatlıs çekemem. Nasıl yani? Bu saatten sonra ben aklını çekecek adam değilim. Do you understand? Yeah! Sayın seyirciler, aylardır beklenen sıcak hava tüm yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. İbrahim Tatlıses bölgesinden gelen sıcak hava halkta beklenen etkiyi yarattı. Bu havanın meclis bölgesinde de tatlı bir meltem havasına neden olacağı tahmin ediliyor. Kurbanlar! İbrahim Tatlıses başımıza olmadı mı yetim kalırız. Bizim her şeyimiz. Wow! Bütün ufalar bütün oyuna hepsi verir yani. Eğer %20 ise %50 ile gelir İbrahim abim. Yıkılıyor! Buradan 10 kaç saat ki abi? 2 saat uçakla gidiyoruz. İbrahim abiye kurban olsun, milyarlar kurban olsun. Vay! 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 İyi de olur, girebilir yani. Kimse kime hayır diyebilir ki? Mecliste kavga gürültü çıktı mı? Bir uzun hava çeker. Hepsini vallahi. Bak o çok güzel. Hepsini rahatladı. Müthiş bir sesi var. Süper! Atatürk ne demiş? Sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuş demek. Vay vay vay! Yıkılıyor! Haftalardır tüm magazin bölgelerinde sağanak yağışa, hatta yer yer kar ve tipiye neden olan boşanma rüzgarı, İbrahim Tatlıses'ten gelen açıklamayla bölgeleri etkilemeye devam edeceği benziyor. Siz benim normal evli olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? Nasıl yani? Bugün boşanıyorum desem mahkemelerde sürünebiliyorsun karşı taraf. Hayır efendim, bir dakikada boşanıyorum. Ama karşı taraf hayır dese, ya mesela hayır dediler, bir şey yapamadım. Hadi canım. Hayır, o kadar evlenen, boşanan, ayrılan var ki ben de kendimi onların işine mi gördüm? Mutlum da aynı meslekteyiz ya. Rezil oldum. Hilay Dorsa bölgesinde dokunma rüzgarının etkileri devam ediyor. Hilay Dorsa'nın yaptığı açıklamaların bazı bölgelerde aralıklarla sağanak yağışa neden olacağı tahmin ediliyor. İbrahim Tatlıses öyle herkese kolay kolay dokunmaz. O ne lan? İbrahim Tatlıses kime dokunacağını çok iyi bilir. Gerçekten bana şans getirdi. Yedim ben evladım, yedim. İbrahim Tatlıses kime el uzatırsa zirveye oturur, kimden elini çekerse düşüşe geçer. Örneklerini görüyoruz. Godfather. Wow. Magazin dünyasındaki hava durumunu izlediniz. İyi akşamlar diliyoruz. Ama orada do geliyor ses. Oraya gittim ben, aklım orada. Do çek o zaman evladım, ama nasıl kemanlara transpoza gelecek, olmaz. Sarhoş söyleyeceğiz. Sarhoş do olmaz zaten. Sensiye gel. Sensiye gel evladım. Sensiye gel. Sensiye gel. Şöyle burada oturayım. Kutsi, sen bu parçayı bilir misin? Sarhoş parçasını. Sen biliyor musun? Oo. Ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Evet. Peki nakarat kısmını o zaman hep birlikte söylüyoruz. Tamam. Hocam sen de bize hakemlik et. Ben dinliyorum çok iyi. Hı? Ben çok iyi dinliyorum. Söylemesin yani. Ama az önce dedin ki Erol Köse'den bana teklif geldi. O Kahtalı Mıçı'dan şey alacağım, işte beste benim için, türkücü. Niye? Ya, iyi türkü söylersin dedi, bilmiyorum. Erol diyorsa doğrudur yani. Belki rakip olur. Erol biraz bana göre sussa mı ya? Geçen bir köşe yazarı da biraz sussa iyi olur. Ben de ona dün bir mesaj çektim. Bana göre biraz toparlanmamızda, madem dostuz, madem arkadaşız, böyle bir toparlanmaya gerek var. Yani artık her konuda bıraksın, bana göre hiç konuşmak yok, bitti. Fazla şimdi bak, bir şey, burada yanlış. Kadınlar sussun diyorsun, şimdi döndün erkeklere, Erol da sussun diyorsun. Yani ama bu Erol, böyle, yani, bence yani çok erkek konuşan ya. Sussun, değil erkek mi İbrahim abi? Bence çok konuşan sussun. Yani iyi, yani doğru bir şey söylüyorsa susmasın da, ama doğru... Ya sen şimdi şeyde... Program, uçan kuşta program yapıyor diye ona mı için diyorsun? Hayır, yani adam bir şeyler biliyorsa bunu paylaşıyor, bunda ne var yani? Ama hayır, benim ona dün çektiğim mesaj başka bir şeydi. Mesela bu akşam da bomba söyledi. Kutsi'nin Doktorlar dizisinde çok güzel bir aşk yaşadığını falan söyledi yani. Aa. Bu akşam o var yani. Öyle bir şey mi söyledi? Ben, Kutsi yaşadığına. Son bomba sen bu. Sen de maşallah. Hayır, ben de değil, Erol. Kutsi'nin Erol'a maşallah. Öyle bir şeyden Kutsi'nin haberi bile yok. Ha, o ilana aşk şarkısı boşuna mı yazıldı bence?
Ne diyor? Aa, ne diyor? İlan aşağı. Orada çıktı. Orada ne diyor orada? Yok İbrahim abi öyle bir şey yok. Bir ömür boyu diyor. Ben dürüst bir adamım. Kalemde söze var mısın? Çok güzel ya. Bir kalemde söze. O kime, kime yazıldı bu? Kime yapılıyor bu çağrı? Ya her şey bir anlamı kutsi artık burada açıklıyorum yabancı yok. Biz bizeyiz. Allah Allah. Birdenbire ne oldu ben de çok ben geçirdim. Erol yalancısıyım. Erol da senin yapımcıyım. Ben o yapayım? Zaman şey yapalım ya. Şarkıyı söyleyelim. Sarhoş olalım bir sarhoş olalım bakalım. Kardeş anladın mı? Varsa bir şey itiraf edersin yani Cano orada duruyor. Bak Cano. Her zaman ben her zaman söylüyorum yani ama öyle bir şey yok şimdi. Hep beraber, hep beraber! Hazırsınız değil mi? Ya da tekrarlarını söyleyin. Tekrarlarını. Bir söyleyeyim siz de. Ben her gece sarhoş, derdimden böyle. Ben her gece sarhoş, derdimden böyle. Aşk yolunda verdim kader. Felek benim yazım kışa çevirdi, fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Şimdi fırtınaya değil mi? Hazırız. Hazırız. Derdimi hiç kimseye diyemiyorum. Derdimi hiç kimseye İçki nedir bilmezdim.
Arkadaşlarıma çok sağ ol. Harikaydınız. Harikaydınız. Yes, come. This is the board. Yesini. Yesini. Yesin anam yesin. Neydi o? Yesin anam. O benim şarkıya gittiniz İbrahim abi. Nasıl senin şarkıya? Yesin o başka şarkı da melodi olarak. Şimdi ben dedim ki bir daha o hanımefendi hakkında bir şey konuşma. Yanlış mı söyledim? Doğru mu söyledim? Ama iyi ama kötü. Hiçbir şey konuşma. Konuştukça karşı tarafa o susuyor, sen konuşuyorsun, puan kazandırıyorsun. Konuşma dedim. O da durdu belet. Aynen senin sözünü kılıç olarak kabul ediyorum abi. Bundan sonra eğer bir daha ağzından bir tek kelime çıkarsa onunla ilgili. Demeyeceksin ya. Evet. Demeyeceksin. Ya sanatçı dediğimiz sanatçı üreten insandır. Yani üretim güzel şeylerle olur. Ama siz beni o lafı kime söylediğimi anlayamadınız. Ben mı? Anladım. Kime? Ben de anladım sanki. Ben anladım. Aa, bu da cin gibi ha. Ne anladın? Mesela sen ne anladın? Ben Erol Köse'ye söylediğinizi anladım. Yeşim Hanım değil mi? Erol Köse. Bülent Hanım anladım. Ben öyle anladım. Sen alkışlıyorum. Cin gibiyim maşallah bak. Bak yemin ederim o anladım. Ama siz şey dediniz, o hanımefendiye söyledim dediniz. Hayır ben... dedim ki, ona dedim ki o hanımefendinin bir daha ismini anma. Ha, ona anladım, dedim ki. Anladım. Ben de o hanımefendiye. Aynen. Şimdi tabii yani. Ne? O mesela? Da Erol da kurtulmak istiyor bundan. Ama adamın önüne mikrofonlar geliyor. Abi benim önüme 100 tane mikrofon gelsin. Ben artık bittiyse bitti benim için daha. Daha Feriştah beni konuşturamaz. Bitti. Ne konuşacağım ya? Neyi konuşacağım? Konuşacağım kişi önemli kişi olsun. Benim için önem taşıyorsa cevap veririm. Artık önem taşımıyorsa ne cevap vereceğim ya? Olmaz. 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 Susmak en büyük cevap zaten. Bırakacaksın. Hanımefendi kendi yoluna gitsin. Sen de kendi yoluna. Biz de reklama girelim. Bakalım hangi yola gireceğiz abi. Evet reklama girelim. Ne oluyor ne olmuyor ya? Televizyonculuk nedir diye söze başlarsam sanki televizyonculuk dersi vereceğim gibi olur. Öyle bir güce sahip değilim. Öyle bir bilgiye de sahip değilim. Ama şunu biliyorum ki önemli bir ulaştırma aracı. Anında. Burada ne diyorsan anında algılıyor. Ne dersen seni taklit edebiliyor. Ne dersen doğru bir şey söylersen senden alıp o doğruyu uyguluyor. Ne oluyor o zaman? Adamın hayatında doğru bir şey yer alıyor. Ona eğri bir şey söylersen onu da alıyor senden. Belki bu doğrudur diye alıyor ama eğri yola gidiyor ve eğri yapıyor, hata yapıyor. Bizim amacımız burada insanları eleştirmek ve insanları küçültmek değil. İnsanları büyütmek en büyük erdemliktir. Sen ne kadar büyütürsen sen de onunla birlikte o kadar büyürsün. Ama sen karşı tarafı ne kadar küçültürsen sen de birlikte küçülürsün. Dün ya da evvel gün bilmiyorum. Bir vatandaş, buna benzer kaç vatandaş. Ya abi dedi, hatta hiç unutmam Kıbrıs'ta, dün değil evvel gün. Kıbrıs'taydık, iki gün Kıbrıs'a gittik. Abi dedi senden rica ediyorum. Allah aşkına dedi o böyle, yani o daha bir başka tabir kullandı. Ben öyle kullanmak istemiyorum. Bunlarla dedi dalaşma dedi, bunlara cevap muhab verme dedi ya. Ne dedi veriyorsun bunlardan, ne konuşuyorsun ya?
Sen başka yerin başka şeklin. Baktım ki yani insanlar da kendi kendine. Ha belki benim için söyleyenlere de halktan bazı o kesimi, onları sevenler, onlara da belki ayrı şeyler söylüyorlardır. O da ayrı bir farktır. Tabii ki söylerler. Ama ben inanıyorum ki bana hiç yakışmayan şeylerdir bunlar. Çünkü artık belirli bir saatten sonra bunlarla muhatap olmak bize yakışmaz. Bize büyüklük, her zaman engin söylemek, alçak gönüllü davranmak ve İboşov'un bir tek özelliği doğru şeyleri, bildiğin doğruları insanlarla paylaşmak. Yani insanları yönlendirmek. Doğruya ama. Amacımız budur. Bizim amacımız Rütük gibi çok önemli bir kurumu da eleştirmek değil. Ben sadece sistemlerimi dile getiriyorum. Ve kesilen 100 bin lira benden kesildi. Yani 100 milyar. Eski bildiğimiz 100 milyar. 100 milyar ceza verildi. O zaman lütfen rica ediyorum bu tür konuşmalara da ya son verilsin ya da bir ceza da siz kesin. Kesin ama. Mehmet Ali'ye nasıl cezalar kesildiyse, nasıl bazen derken kanaldan kovuldu yani. Canlı yayında olan bir hata. Olan bir yani bilerek yapılmamış bir şey. Buna ceza kesebiliyorsak bu tür konuşmalara da mesela bu gecede konuşulan bir cümle var ki ben bu cümleyi de avukatımla yarın görüşeceğim. Bu kelimenin hesabı çok ağırdır. O kelimeyi söyleyen kişi altında ezilecektir mutlaka. İbrahim Tatlıses'e sen o lafı söyleyemezsin. Yanımdaymış gibi, benimle birlikteymiş gibi o cümleyi kullanamazsın. Bu büyük bir saygısızlıktır da neyse. Mahkemeler inşallah buna inanıyorum ki doğru kararı verirler. Evet. Ne demiştik? Tek tek. Bıraktılar bizi tek. Hareket gelsin. Hareket. Evet. Tek tek ağardı bak saçlarım tek 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 damlıyor gözyaşlarım tek 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 bıraktılar beni tek 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 ağardı bak saçlarım tek 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 damlıyor gözyaşlarım tek 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 bıraktılar beni tek. Bir de yarimin hasreti yüreğime oldu. Şu bilmeyen dertlerimle tek başımayım ben de. Bir de yavrumun hasreti yüreğime oldu. Şu bitmeyen dertlerimle tek başımayım ben de. Tek tek uçtu gönül kuşlarım tek 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 terk etti tüm dostlarım tek 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 bıraktılar beni tek tek, tek. Uçtu gönül kuşlarım tek 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 terk etti tüm dostlarım tek 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 de yarimin hasreti yüreğime oldu. Şu bitmeyen dertlerimle tek başımayım ben de. Bir de yavrumun hasreti yüreğime oldu. Şu bitmeyen dertlerimle tek başımayım ben de. Allah Allah.
seçimlerle ilgili konuşmayı önümüzdeki hafta içerisinde hem hemşerilerime hem bütün Türkiye'ye açıklayacağım. Ne yapmak istediğimi açıklayacağım onlara. Evet.